Ekran başına. Operatör Doktor Ayşe Duman. Kadın enfeksiyonları hakkındaki her şeyi işin aslında anlatıyor. Ayşe Duman, kadınlardaki enfeksiyon hastalıkları hakkındaki bütün merak edilenleri işin aslında açıklıyor. Enfeksiyonlar kadın sağlığını nasıl bozuyor? Enfeksiyon rahatsızlıklarının kadın sağlığına etkileri ve zararları. Genital enfeksiyonlar kısırlığa mı neden oluyor? Genç kızlarda görülen genital enfeksiyonlarla kısırlık rahatsızlığının bağlantısı. Enfeksiyon rahatsızlıklarında hijyen ne kadar önemli? Enfeksiyon rahatsızlıklarında temizlik ve hijyenin önemi ve etkisi. Dinimiz temizliğe ve hijyene nasıl bakıyor? Dinimize göre temizliğin önemi ve gerekliliği. Ayşe Duman'la hepsi ve daha fazlası işin aslında. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beyaz TV'den hepinize mutlu, sağlıklı günler. İşin aslına hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz efendim. Bugün yine kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Duman'ı konuk ediyoruz. Kendisi bugün bizlere genital bölgelerde ve diğer bölgelerde oluşan enfeksiyonlardan bahsedecek. Enfeksiyonlar neden oluşur? Herpes virüsü hakkında merak edilenler, hamilelikte enfeksiyon durumları, enfeksiyonların rahim kanserine dönüşme ihtimali, bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını birazdan işin aslında bulacaksınız. Hadi bakalım işin aslına başlayalım o halde. Hanımlar, ekran başına. Operatör Doktor Ayşe Duman, kadın enfeksiyonları hakkındaki her şeyi işin aslında anlatıyor. Ayşe Duman, kadınlardaki enfeksiyon hastalıkları hakkındaki bütün merak edilenleri işin aslında açıklıyor. Enfeksiyonlar kadın sağlığını nasıl bozuyor? Enfeksiyon rahatsızlıklarının kadın sağlığına etkileri ve zararları. Genital enfeksiyonlar kısırlığa mı neden oluyor? Genç kızlarda görülen genital enfeksiyonlarla kısırlık rahatsızlığının bağlantısı. Enfeksiyon rahatsızlıklarında hijyen ne kadar önemli? Enfeksiyon rahatsızlıklarında temizlik ve hijyenin önemi ve etkisi. Dinimiz temizliğe ve hijyene nasıl bakıyor? Dinimize göre temizliğin önemi ve gerekliliği. Ayşe Duman'la hepsi ve daha fazlası işin aslında. Teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok iyi. Sizler? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Enfeksiyonları konuşacağız. Hı. Özellikle herpes virüsü hakkında çok fazla merak edilen soru var. Onu konuşacağız ama hiç şüphesiz hijyen çok önemli. Kesinlikle. Önce onu konuşalım. Hı. Hijyenden ne anlamalıyız? Şimdi hijyen aslında sağlığı dengeleyecek, sağlığa neden olacak bütün çalışmalara, bütün eylemlere dikkat edilmesi gereken bütün konulara hijyen diyoruz. Hı hı. Tabii ki temizlik sağlık için çok önemli. Bu anlamda sağlıklı olmak adına, temiz olmak adına hijyen önemli. Ama genel olarak baktığımızda hijyen hep temizlikle eş anlamlı kullanıyoruz ki bugün bunu aşmak lazım. Evet. Hijyen aslında düzgün beslenme, sağlıklı olma, zararlı besinleri yememe, sağlıklı besinleri yeme, yani sağlığı korumak adına yapılması gereken her şeyi hijyen başlığı altında toplamamız lazım. Her anlamda titiz olmak gerekiyor, titiz davranmak gerekiyor. Ama çok abartmamak lazım. Çünkü titiz olmaya çalışırken, işte hijyenik olacağım derken, temiz olacağım derken, sağlığı koruyacağım derken bazen faydalı mikroplar ölüyor mesela. Hmm. Bu da mi? Çok önemli çünkü
Her organın belli oranda belli mikroplarının olması lazım sağlıklı olmak adına. Mesela kadın genital organlarında, vajende belli mikroplar var ki orada patojen mikroplar üremesin. Yani hastalık yapacak mikroplar üremesin. Ama çok fazla titizlik yapıldığında, işte ne bileyim genital duşlar yapıldığında, sabun kullanıldığında, hijyenik olmak adına bir takım bezler kullanıldığında, koku olmasın diye parfüm kullanıldığında, güya temizlik yapıldığında bu sefer hastalık oluşturabiliyoruz. Onun için dengeyi bozmamak lazım. Yani aslında enfeksiyonların en baş sebeplerinden biri bu hijyen olayında dengeyi kaçırmak. Kaçırmak. Onu iyice bir anlayalım. Kesinlikle nasıl öyle. Nasıl olması, ölçüsü ne olmalı, nasıl davranmalı? Mesela şey yapılıyor, hani hanımlarımız ben çok temizim deyip bir sürü temizlik maddeleri kullanırken, işte çamaşır suları, gereksiz deterjanlar kullanırken aslında bunlar sağlığa zarar veriyor. Aslında bizim için hijyen neydi? Sağlığı korumaktı. Yani bizim şöyle bir şey yapmamız mümkün değil. Bütün her yeri mikropsuz hale getirelim, temiz kalalım ve sağlıklı olalım. Böyle bir şey mümkün değil. Bazı ortamlarda bazı mikropların olması lazım. Hatta vücudun o mikroplara belli oranda karşılaşıp gerekli savunma hücrelerini, antikorlarını üretmesi lazım. Mesela çocukluk döneminde çok şey yapılır. İşte çocuk bütün mikroplardan korunmaya çalışılır. Yere meme düşer, işte kaynatılır meme, ağza verilmez. Ne bileyim biberonlar sürekli kaynatılır. Bunun dozu kaçtığında çocuğun vücudu o savunma hücrelerinin gelişeceği dönemde gelişemez ve bir okula başladığında daha mı açık oluyor? Kesinlikle öyle. Tamam. Mesela böyle çocuklar, hani mikropla karşılaşmamış çocuklar okul döneminde hastalıktan okula gidemez hale gelir. Çünkü ilk defa mikropla vücut karşılaşmıştır. Savunma hücreleri yoktur. Bu sefer daha kolay hastalıklı hale gelir. Sakınan göze çöp batar. Aynen öyle. Gibi. Ama tabii ki bu şey demek değil. Hiç dikkat etmeyelim. Tabii ki, elbette. İşte dikkat edelim derken ölçüleri bilmek gerekiyor aynen herhalde, öyle. Değil mi? Peki neden oluyor enfeksiyonlar kadınlarda? Neden oluşuyor? Kaç tip enfeksiyon var? Şimdi kadın genital enfeksiyonları dediğimizde genel enfeksiyonları konuşmayacağız. Vücudun her bölgesinde çeşitli dönem dönem enfeksiyonlar, mikroplar olabilir. Enfeksiyon dediğimizde bakterilerin, virüslerin, parazitlerin veya mantarların hastalık oluşturma halini anlamalıyız. Yani şunu demek istiyorum. Belli oranlarda belli mikroplar zaman zaman vücutta vardır. Bazen her zaman vardır ama bunlar hastalık yapmaz her zaman. Bunun altını neden çiziyorum? Bazen mesela bir tahlil yapılıyor. Mesela semir testi yapılıyor. Evet. İşte bir patoloji raporu çıkıyor. Raporda deniliyor ki şu 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 mikroplar görüldü. Hasta bunu okuyor, hemen panikliyor. Benim iltihabım mı var? Hayır, zaten o bölgede o mikrobun olması lazım. Bu sefer aklı karışıyor. İşte lokosit görüldü, bunlar iltihap mı, ben ne yapacağım telaşına düşüyor. Bir takım bakteriler, özellikle kadın genital organında, vajende bazı bakterilerin, laktobasillus dediğimiz bakterinin olması lazım ki oranın ortamını asit hale getirsin. Vajen ortamı asit haldeyken dışarıdan gelecek bakteriler tutunamaz. Tutunamadığı zaman hastalık yapacak bakteri olmadığı için hastalık olmaz. Ama siz çok fazla temizlik yaparsanız, işte sabun kullanırsanız, vajinal duşlar yaparsanız, oradaki normal olması gereken bakteriyi de engellersiniz. Bu sefer hastalık yapacak bakterinin girmesi ve çoğalması kolaylaşır. O zaman da hastalık olur. Mesela gene laktobasillus dediğimiz basillerin vajende bulunan bir çeşit mikrop. Amacı oranın ortamını asit hale getirmek ve hastalık yapacak mikropların çoğalmasını engellemek. Ki bu buluğ çağı ile beraber başlar kadın vajeninde oluşmaya. Çünkü östrojen hormonu ile beraber artık laktobasillusların orada bulunması ve gerekli vazifeyi oluşturması mümkün hale gelir. Mesela bu olmadığı için buluğ çağından önceki kız çocuklarda sık sık akıntılar, kaşıntılar, mikrobik enfeksiyonlar olur. Çünkü o koruyucu bariyer henüz oluşmamıştır. Yani şunu demek istiyorum, buradan da şunu anlamak lazım. Her zaman biz mikropsuz ve steril bir şekilde yaşayamayız, yaşamamamız da lazım. Nasıl? Onun için yaşayalım, ne yapalım? Bir kere mesela sabun diyorsun.
Sabun genital kullanım. Bölgenin pH'ini olumsuz derecede etkiler. Olumsuz etkilediği için pH'i asitten alkaliye kaydıracağı için orada patojen mikroplar ürer. Yani hastalık yapacak mikroplar ürer. Onun için genital bölgeyi sadece suyla yıkamak yeterli. Ama diyelim ki dönem dönem rahatsız edici akıntılar oldu veya vücut direncinin düştüğü dönemlerde de patojen mikroplar çok kolaylıkla örer. Ne gibi? Sigara içildiği zaman, gebelikte, bir takım hep dönüp dolaşıp sigaraya geliyorsunuz farkındaysanız. Evet. Gerçekten vücut direncini çok ciddi oranda sigara düşürüyor. Düşürüyor, değil mi? Ve aslında şunun da en başta söylemek lazım. Her yerde mikrop her zaman var. Ne zaman hastalık yapıyor? Bizim vücut direncimiz düştüğü zaman hastalık yapıyor. O zaman şunu iyi anlamak lazım. O yüzden işte hep diyoruz ya bağışıklık çok önemli. Aynen diye. Öyle. O zaman bağışıklığımızı güçlendirecek veya var olan bağışıklığımızı muhafaza edecek nelere dikkat etmek lazım? Yani vücut direncimizin düşmesini engellemek lazım. Bir de aşırı antibiyotik kullanımında da olabiliyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle oluyor. Onun sebebi nedir? Tabii. Bu arada şimdi, aklıma gelmişken onu da sorayım. Antibiyotik kullanıldığında işte o flora normal dengesi bozuluyor. Bir takım var olması gereken mikroplar da ölüyor. İşte döderlen bacilleri dediğimiz, laktobasilüs dediğimiz var olması gereken mikroplar öldüğü zaman bu sefer az önce dediğimiz gibi patojen yani hastalık yapacak mikropların sayısı artıyor ve hastalık oluşuyor. Onun için de mesela bir kadında bir mantar enfeksiyonu varsa hemen şeyi sorgularız. Son dönemde antibiyotik kullandınız mı? Şekeriniz var mı? Sigara kullanıyor musunuz? Vücut direncinizi düşürecek herhangi bir şey var mı? İşte bunların hepsini aslında biz hijyen başlığı altında toplayabiliriz. Yani vücudumuzda var olan dengeyi bozmamak ve sağlıklı olmak adına yaptığımız bütün tedbirler aslında hijyen. Ha, ama temizlik anlamında kullandığımızda neyi düşünmeliyiz? Vücudumuza patojen mikropların yani hastalık yapacak mikropların girmesini engellemek. Peki bu mikroplar bize nasıl giriyor? Nasıl Herhalde, giriyor? Önce onu konuşalım evet. Sonra girdikten sonra neler oluyor? Hı-hı. Kadın sağlığını nasıl bozuyor onu da konuşmak gerekiyor. Tekrarlayan durumlarda ne yapmak gerekiyor? Şimdi vücudumuzda var olan bir denge içinde her şey yerli yerinde. Belli mikroplar var tamam sıkıntı yok. Ama dışarıdan fazladan ve virülansı dediğimiz yani hastalık potansiyeli artmış bir şekilde mikrobu vücudumuza aldığımızda ve o an vücudun direnci de düşükse hastalık ortaya çıkıyor. Hı. Yoksa her mikrobu aldığımızda hastalık ortaya çıkmıyor. Onun için de çok titizlenmemek lazım. Nasıl biz vücudumuza mikroorganizmaları alıyoruz? En sık bir şekilde ellerimizden giriyor. Çünkü ellerimiz her yere değiyor. İşte kapı kolunu tutuyorsunuz, sizden önce kim tuttu bilmiyorsunuz. Ben mesela oturduğum apartmanda dikkat ediyorum. İşte çöpler toplanıyor. Arkadaş eldivenlerini takıyor gayet güzel çöpleri eldivenle elliyor topluyor sonra bakıyorum asansör kapısını da o eldivenle tutuyor. Sonra siz arkasından gidiyorsunuz o tutulmuş çöplü ellerle tutulmuş kapıyı siz tutuyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz işte marketten bir şey alıyorsunuz o ellerinizle bir şey yiyorsunuz. İşte direkt o evet. Düşününce bile kötü değil evet. mi? Mesela hastanelerde çalışırken hep şey beni rahatsız ederdi hala da ediyor gördüğümde. İşte temizlik personeli gayet güzel eldivenlerini takıyor. Hastanın bütün temizliğini yapıyor. Kanlı yatağını değiştiriyor. İşte hasta altı bezini değiştiriyor. Hastanın her türlü mikropla bulaşma ihtimali çok yüksek. Her türlü temizliğini o elleriyle, eldivenleriyle yapıyor. O eldivenle geliyor ışığı yakıyor. Sonra siz gidiyorsunuz o ışığa dokunuyorsunuz. İşte o özellikle hastane enfeksiyonları çok dirençli mikroplarla oluşuyor. Eğer siz hastanede özellikle bu tür şeylere dikkat etmezseniz bir hasta ziyaretine gidip mikrop kaparak hastalıklı halde dönmüş olabiliyorsunuz. İşte bu anlamda, hastane personelinin de bu anlamda bilinçlendirilmesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ama hani biz şunu kendimizi korumak adına onlar bilinçli bilinçsiz bilmiyoruz. Ama kendimiz kendimizi korumak adına bir bilinç oluşturmak zorundayız. Yani ellerimizi yemekten Doğru. önce muhakkak Mutlaka. Yıkamalıyız. Evet. Veya işte tırnak yeme alışkanlığınız varsa bundan vazgeçmelisiniz. Çünkü fark etmeden bir yerlere dokunuyoruz. En basitinden para veriyoruz. Sonra otobüse bindik. Trafik var. Canımız sıkıldı. Evet. Başladık tırnak yemeye. Ama binerken bir para tuttuk. Hı hı.
Yani sonuçta her yerde gözle görülmeyen birçok mikrop var. Ama biz yüksek dozda almadıysak, dikkat ettiysek veya vücut direncimiz yüksekse bir sıkıntı olmuyor. Bir dönem yaklaşık herhalde 3-4 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın hijyenle ilgili görselleri vardı. Birçok hastanede de o posterler evet. asılıydı. Hep orada el yıkama ve el yıkamanın düzgün şekli nasıldır? İşte 2 dakika ovuşturarak. Nedir onu da bir buradan söyleyelim. Nedir bu işin doğrusu, işin aslı? İşin aslı bir kere sabun kullanmak lazım. Yani sadece suyun altında tutmak eli temizlemiyor. Mesela tuvaletten sonra el yıkamanın kriteri, özellikle büyük tuvaletten sonra ellerinizi yıkadınız, sabunla yıkadınız. Gerçekten temizlendi mi? Bunun kriteri nedir? Eliniz kirli kokuyorsa temizlenmemiştir. Kesinlikle temiz kokması lazım. Temiz kokuyorsa evet temizlenmiştir. Mesela gene tuvaletten sonra el yıkamada hiçbir yere ellemeden, o kirli elinizle, taharet aldığınız elinizle, musluğu tutmadan temiz elinizle, mesela biz İslami temizlik hassasiyetine baktığımızda işte sol elle taharet alınır, sağ elle diğer işler yapılır, işte yemek yerken sağ elle yenilir, sol el daha böyle hijyenik olmayan yerlerde kullanılır. Hani bunlar çünkü bizim sağlığımız için çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani birinci giriş yolu ağız yolu. Ağız yolu da ilk etapta neyle giriyor? Ellerimizle giriyor. İkinci etapta yediğimiz gıdalarla. Özellikle çiğ yenen sebze ve meyveleri çok güzel yıkamak lazım. Özellikle maruldu, kıvırcıktı. Yani aralarını çok iyi yıkamak lazım. Çünkü oraya bir hayvanın dışkısıyla bulaşmış, özellikle korunaklı bir parazit, bir mikrop, bir mantar yerleştiyse, siz onu ağzınıza attığınızda vücudunuza aldınız demek. O yüzden hep sirkeli suyla yıkamak gerekiyor. Evet, ama sirkeli suyla, hemen şunun altını çizmek istiyorum. Onda sirkeli suda şey bekletmek var. Yetmiyor. Ya benim kriterim bekletmek yetmiyor. Ne yapmak gerek? Tek tek onların aralarını suyun altında yıkamak lazım. Yani o çamurların, oradaki şeyin, kirliliğin, gözle gerilen kirliliğin gittiğini görmek lazım. Çünkü bir de şöyle yapıyoruz. Sirkeli suda beklettim. Tamam, bu temizdir. Hayır, orayı akmak lazım. O zaman şey gibi, tuvaletten çıktınız, elinizi sirkeli suda beklettiniz. Hayır, onu akıtmak lazım. Evet. Onun için ikinci yol ne dedik? Yediğimiz gıdalarla. Gene ağız yolu. Üçüncü yol teneffüsle, soluduğumuz havayla. Mesela öksürürken, hapşırırken bu anlamda çok dikkatli olunması lazım. Elimizin tersiyle ağzı kapatmak. Hatta mümkünse bu yoğun öksürdüğümüz dönemlerde bir peçeteyle ağzı kapatmak. Çünkü öksürük, hapşırıkla o damlacıklarda mikroplar etrafa saçılıyor. Şimdi ben öksürdüm, ortama bir mikrop saçıldı. Karşımdaki insan onu soludu, direkt solunum yoluyla vücuduna almış oluyor. O an vücut direnci düşükse hastalık olma ihtimali çok yüksek. O anlamda korumak lazım, dikkat etmek lazım. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Başka nelere dikkat etmek lazım? Özellikle kadınlarda dış ortama açık ve mikrobun girmesine açık bir bölgede genital bölge. O anlamda özellikle kız çocuklarının temizliğine, gene kadınların, erişkin kadınların da temizliğine, mikrobun girişini engellemek adına dikkat etmek lazım. Ne gibi? Özellikle dışarıda tuvalet kullanımında. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü evet. Umumi tuvaletlerde hani dikkat edilmiyor. Kimin ne kadar dikkat ettiğini bilmiyoruz ve dışkılamayla hangi mikroplar o ortama bırakıldı, ne kadar etrafa sıçradı, arkasından ne kadar temizlik yapıldığını bilmediğimiz için hijyenik kurallara, özellikle tuvalet temizliğine dikkat etmemiz lazım. Kendi evimizde bile, hani dış tuvaletlere geçtik, kendi evimizde bile temizliği önden arkaya yapmak lazım. Çünkü arkadan öne yaptığınız bir temizlik anüs bölgesindeki parazitleri, mikropları alıp vajen girişine taşırsınız anlamına gelir. Ve vajenden giren bir mikrop sadece vajende sınırlı kalmaz. Eğer uygun şartlar varsa oradan rahime girer, oradan rahim içine, tüplere ve batına kadar yayılır. Yani dış bölgeden giren bir, aynen ağzımız gibi. Hani elimizdeydi mikrop, bir baktık bağırsaklarımıza indi dikkat etmediğimiz zaman. Anüsteydi mikrop, çıkıştaydı. Dikkat etmezsek daha batına kadar girebilir. Çünkü kadın genital bölgesi dışarıyla bağlantılı bir bölge. Yine işte diyelim ki idrar yolu iltihabı var. İdrar yapıldı, temizlik
tam yapılmadı, düzgün yapılmadı. Oradaki bulaşan mikrop vajenden girip gene rahime, tüplere ve yumurtalıklara ve batın içine kadar yayılabilir. Yine bu idrar yolu iltihaplanmaları da mı yine bu sebeplerden dolayı oluşuyor peki? Tabii ki idrar yolu, yani bütün iltihaplar... Bir kısmı mikrop dışarıdan alınıyor, bir kısmı vücudun belli bir bölgesinde olup oraya sıçramış oluyor. Ama genellikle özellikle kız bebeklerde mesela çok sık idrar yolu iltihabı, özellikle sistit dediğimiz, eğer üşütmek, tedavi edilmezse üşütmek diye tabir ediliyor ama... Hani ayaklarını üşütünce deniyor ama bilmiyorum, üşütünce, hani o yüzden soruyorum, evet, nedir? Üşütünce sistit, mesane enfeksiyonları sık oluyor. Neden? Oranın savunma sistemi zayıflıyor. Hani nasıl boğazlarımızı üşüttüğümüzde bazı bünyeler daha hassastır. Hastalığın oluşması, hani bünyenin zayıflamasıyla, evet, alakalı dedik ya. Eğer üşüttüğünde sistem zayıflıyorsa, başka da onu kolaylaştıracak faktörler varsa kolaylıkla idrar yolu iltihapları olabiliyor. Kız çocuklarında çok sık rastlıyoruz. Tabii. Neden? Mesane ile üretra dediğimiz mesaneden idrarı dışarıya akıtan kısım çok kısa. Yani siz üretraya mesanenin dışarıyla olan bağlantılı kısmının ağzına diyelim ki bezini değiştirirken, altını temizlerken dikkat etmediniz. Poposunu, kakasını temizlerken arkadan öne doğru temizlik yaptınız. Hemen üretraya, mesane boynuna yakın bir yere mikrobu bulaştırdınız. Oradan çok kolay o mikrop mesaneye girer, orada iltihaplanmaya yol açar. Eğer vücut direnci düşükse oradan yukarıya çıkar, böbreklere gider. Böbreklerde kalıcı hasara yol açacak kadar bir enfeksiyona yol açabilir. Ciddi sonuçları olabilir. Kesinlikle yani. Yani hani kalıcı hasar, böbreklerin düşünsenize çok, evet, küçük yaşta böbreklerde kalıcı bir hasar. Veya kalıcı hasar olmasa bile o mikrop bütün vücuda yayılabilir. Bütün vücudu etkileyen bir mikrobik enfeksiyon, bir hastalık haline dönüşebilir. Bunun için temizlik anlamında hijyen çok önemli. Ve bunun için de yapacağımız aslında çok basit işler var. Yani hani tedirgin olmak yerine basit kurallara dikkat etmek gerekiyor. Nedir? Tuvalet temizliğine dikkat etmek lazım. İşte yediğimiz, içtiğimiz şeylerin temiz olmasına dikkat etmek lazım. Ellerimizin temiz olmasına dikkat etmek lazım. Mesela ellerinizin temizliğini değil mi? Kesinlikle. Evet. Çünkü mikropların en sevdiği yerdir tırnak araları. Mesela kız bebeğinin altını alırken kesinlikle tırnakların kesik olması lazım. Siz diyelim bir genital enfeksiyonunuz var. Sizde hastalık yok. Özellikle hani ilerleyen dakikalarda konuşacağız inşallah. Human papillon virüsü dediğimiz sili oluşturan, hatta kadın genital bölgesinde kansere kadar ilerlemelere yol açan bir virüs var. O virüs, siz temizlik yaptınız. Sizde hastalık yok ama virüsü barındırıyor olabilirsiniz. Kendi taşıyıcı gibi mi? Taşıyıcı gibi, aynen öyle. Zaten çoğu mikrop her zaman hastalık yapmaz. Vücutta hiç hastalık belirtisi vermeden vücutta taşınır. Sizde hastalık yapmaz. Bulaştırdığınız kişi de hastalık yapabilir. Çünkü hani hep diyoruz ya, hastalık oluşması belli koşulların oluşmasına bağlı. İşte vücut direncinin düşmesi, o an, evet, o dönem kullanılmış olan bir antibiyotik, görülen bir kanser tedavisi, bir kemoterapi kullanımı falan, bunların hepsi vücudun dengesini bozduğu için yıllar boyunca taşıdığınız bir mikrop, evet, bir virüs, bir yerden aldığınız bir virüs sizde hastalık yapmıyorken o dönemde hastalık yapabilir. Veya sizde hastalık yapmıyorken çocuğunuza bulaştırdınız, işte ne bileyim, başka bir hastalığı da vardı. Bir baktınız genital bölgesinde siiller oluştu ve anne dehşete düşüyor. Çünkü siil virüsü, human papillon virüs, HPV virüsü denilen virüs, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak biliniyor ki genellikle öyle bulaşır. Ama bu yolla da bulaşır. İşte dediğim gibi siz temizlik yaptınız, tırnaklarınız kesik değildi, buraya virüs girdi, oradan tuttunuz. Kızınızın poposunu temizlerken o tırnağınız değdi, çizildi, bir şey oldu. Veya diyelim o ara kız çocuğunda pişik vardı. Evet. Zaten pişik hassas bir dokudur. Böyle dokunmakla çok kolaylıkla cilt altına mikropları bulaştırabilirsiniz. Hiç fark etmeden, veya siz değil de bakıcı yaptı. Veya bakıcı değil de gittiği yuvada yapıldı. İşte. Yani bütün bunlara dikkat etmek lazım. Onun için sadece annenin veya kişisel olarak sizin dikkat etmeniz yetmiyor. Özellikle çocuklarla ilgili. Çocuğunuzu teslim ettiğiniz
herkesin hijyenik kurallara, özellikle temizlik kurallarına ne kadar dikkat ettiği, ne kadar bunun bilincinde olduğu çok, çok önemli. Tabii. Ve onun için gene mesela anne diyor ki, çok öyle rastlıyorum. Hı-hı. Diyor ki ben çok temizim, çok tetizim. İşte çok dikkat ediyorum. Çocuğumu Hı-hı. her gün duş aldırıyorum. Ama yuvaya başladığından beri bir türlü akıntıları geçmedi. Belli ki düzgün temizlik yapılmıyor. Mesela ben gene çok hastadan biliyorum. İşte dışarıda ben diyorum ki hiç elini bir yere sürme. Kuru peçeteyle kurula, kalk gel. Veya okuldaki öğretmenleri, tamam ellerini hiçbir yere elleme, kurula kalk gel veya hiç kurulama, hiç silme, iç çamaşırını çek gel. İşte bunlar enfeksiyona zemin hazırlayan davranışlar. Onun için her yerde suyla temizliği çocuğunuzu öğretmeli, dış ortamda tuvaletleri nasıl kullanacağını öğretmeli ve o ortamdaki kişilerin de çocuklara dikkat etmesi gerekiyor. Tabii anne baba olarak da bizim bunları denetlememiz vazifemiz diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta o çocuğa ne oldu? Akıntısı var, kokusu var, kaşıntısı var, bize geldi. Mecburen ilaç kullanıyoruz. İlaç kullandığımızda ne oluyor? Başka bedenin başka bölgelerine başka bir zararlar veriyoruz. Tedavi ediyoruz, başka bir yeri bozuyoruz. Aynen öyle. Bu şekilde oluyor. Peki kaç çeşit enfeksiyon var bu şekilde bulaşan? Yani hepsi de birbirinden, işte mesela HPV dedik, sistit dedik. Ve bu enfeksiyonların tekrarlanma durumlarında mesela ne yapmak gerekiyor? Bunlar Hı-hı. vücutta oluştuğunda ne yapmalı? Şimdi kadınlarda genital bölge enfeksiyonlarını konuştuğumuzda en sık rastladığımız şey mantarlar. Hı-hı. Mantarlar aslında kadın genital bölgesinde, yani vajeninde belli oranında var olan mikroorganizmalar. Ama şartlar oluştuğunda özellikle mantarın en sevdiği şey nemli ortamdır. Yaz aylarında terlendiğinde Hı-hı. eğer kuru kalmayı engelleyen iç çamaşırı giyiliyorsa, naylon çoraplar giyiliyorsa, işte denizden, havuzdan sonra mayo değiştirilmiyorsa, nemli kalınıyorsa. Islak bir kere o, değil mi? Çok önemli. Evet. Mutlaka değiştirmek gerekiyor. Kesinlikle. Hiçbir zaman ıslak mayo ile oturulmamalı. Oturmamak lazım. Kullanılan petler, işte günlük petler, adet dönemi petleri, hava almayı engelliyorsa ki çoğu öyle. Onun için organik pet kullanmayı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Ve kullandığınız organik pette havalanmayı sağlıyor mu, buna dikkat etmek lazım. Çünkü adet kanı dışarı akmasın diye dışı tamamen naylon oluyor. Tamam, belki dışarı bulaşmıyor ama bu sefer orada nemli bir ortam oluşuyor. Zaten adet döneminde flora değişiyor. Daha direnç düşük oluyor. Mikrobun üremesi kolaylaşıyor. Bir de siz kullandığınız petlerle orayı nemli bir hale getiriyorsanız bu sefer mantar kolaylıkla ürüyor. Ve en sık kadınlarda gördüğümüz enfeksiyonlar arasında zararsız fakat ciddi sıkıntı oluşturan, hatta sosyal hayatı bile etkileyen bir sıkıntıya yol açıyor mantarlar. Ne yapıyor? Bir kere çok ciddi bir kaşıntı evet. yapıyor. Yanma yapıyor. Hmm. Kaşıntıya bağlı genital bölgede şişme, hassaslaşma, ödemleşme, cinsel ilişkide ağrı, tabii buna bağlı olarak cinsel alandan kaçınma ihtiyacı, yani bütün sosyal hayatı ve aile ilişkilerini de bozacak bir duruma sokuyor kadını. Aslında yapılacak iş çok basit. Genel hijyenik kurallara dikkat etmek, gerekli gereksiz antibiyotik kullanımından uzak kalmak. Hı hı. Çünkü antibiyotik kullandığımızda da mantar oluşması kolaylaşıyor. Evet. İşte kullandığımız deterjanlara dikkat etmek. Bazı deterjanlar da kadın genital bölgesinde hassasiyete yol açıp bir takım mikropların, özellikle mantarın üremesini kolaylaşıyor. Hı hı. kolaylaştırıyor. Gene yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat etmek. Aşırı karbonhidrattan zengin beslenmek. Şekerli şeyler yemek. Laktobasillusların oranını azaltıp mantarın artmasına yol açıp mantar enfeksiyonuna bağlı şikayetlere yol açabiliyor. Özellikle mesela biz hastalıkta, bu tür hastalarda şeyi sorgularız. Şekeriniz var mı? Çünkü şekeri varsa onlar daha mı sık görülüyor? Daha sık görülüyor. Olanlar. Ama şekeri olmayıp da karbonhidrattan, hmm. şekerden yoğun beslenen bayanlarda da çok sık gözüküyor. Bunun için buna dikkat etmek lazım. Yani sık sık mantar üzerinden gidersek hmm. öncelikle, diyelim ki sık sık mantar tekrarlıyor. Ya onun da çeşitleri var mı bu arada? Yani, var yani hani şey olarak, isim olarak çeşitleri var ama hmm. genel olarak mantar ve ne yaptığını bilmemiz yeterli. Belirtisi nedir? Onun mantar mı değil mi? Nasıl anlaşılır?
O anlamda ha, sordum. O anlamda yani hepsi aynı belirti değil. Ha. Hepsi aynı belirti değil. Değil. Mantarda mesela peynirimsi bir akıntı olur. Hmm. Parça parça yoğurt kesilmişliği gibi bir akıntı olur. Ciddi bir kaşıntı olur. Kokusu kendine has bir kokusu vardır ama çok rahatsız edici bir koku yoktur. Eğer bu sık sık tekrarlıyorsa, mesela basit bir öneri, elma sirkesiyle oturma banyosu yapılabilir. Veya küvetiniz varsa, şimdiki yeni evlerde çok fazla küvet yok ama bir oturma banyosu hazırlayıp elma sirkesi suya döküp işte bir 4-5 litre suya 1,5-2 bardak kadar elma sirkesi döküp 20-25 dakika oturmak, oradaki pH dengesini ayarlayıp mantarın oluşmasını engelleyebilir. Veya sık tekrarlıyorsa yani arada sırada bunu yapmakta fayda var. Gene limon suyu mesela vücut direncini arttırdığı için genital enfeksiyonlara yatkınlığı olan veya sık tekrarlayan bayanlar elma suyunu kullanabilir. Elma suyu dedim, pardon, limon suyu. Limon suyu. Limon suyu. Gene sarımsak vücut direncini arttıran bir şey. Mesela fitoterapiyle ilgilenen, bitkilerle tedaviyle ilgilenen arkadaşların önerisidir. Sarımsağı ezin, taze sarımsağın suyunu çıkartın, limon suyuyla karıştırın, tampon gibi yapıp vajende bekletin 1-2 saat. Oradaki enfeksiyonu engelliyor. Mesela ozon yağı da bu anlamda çok etkili. Hani bunları neden söylüyorum? Biz buraya geçirelim diye antibiyotik veya ağızdan aldığımız bir ilaçla diğer sistemi başka bozduğumuz şey için mümkün oldukça daha doğal yollardan tedavi etmek lazım. Yine ozon yağı mesela çok etkilidir. Ozonun mantarı öldürücü etkisi vardır ciddi oranda. Bir gazlı beze ozon yağını sürüp vajene sokup tampon şeklinde sokup 1-2 saat bekletip çekip çıkarttığınızda 1-2 gün içinde enfeksiyonun gittiğini görebilirsiniz. Mantar için konuştuk. Mantarla ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Sanırım. Düşünüyorum. Şu an aklıma gelen yok. Gene gelirse şimdi döneriz. Şimdi şeye merak ediyorum. Diğer enfeksiyonlara. Evet, herpes virüsü. Herpes virüsü nedir? Nasıl oluşuyor? Onu bir konuşalım. Şimdi herpes virüsü aslında uçuk virüsünün bir tipi. Herpes tip 1 uçuk yaparken herpes tip 2 genital bölgede uçuk benzeri lezyonlar yapar. Ama genital bölgedeki uçuk çok ciddi, ağrılıdır. Yani kadın oturamaz, kalkamaz, iç çamaşırı kendisine değdiği an, o uçuklu bölgeye değdiği an ciddi ağrı duyar. Kesinlikle doktora götürecek şikayetleri olur. Zaten lezyonu gördüğünüzde, uçuk benzeri ülsere lezyonu gördüğünüzde tanıyı koyarsınız ve tedavisini verdiğinde genellikle çok güzel, hızlı bir şekilde tedaviye cevap verir. Ama olur tedavi edilmezse veya vücut direnci düşükse, bu virüs bütün vücudan başka bölgelerine yayılıp menenjite kadar yol açacak başka ciddi sıkıntılara yol açabilir. Onun için hani böyle bir şikayet olduğunda muhakkak hekime gidip acilen tedavi etmek gerekir. Şimdi herpes virüsle virüs olduğu için human papillon virüs, genellikle HPV dediğimiz İkisi virüs farklı şeyler. Farklı şeyler. İkisi de virüs fakat farklı şeyler ve yaptıkları sıkıntılar da farklı. Neyle bulaşır? Genellikle cinsel yolla bulaşır ama işte ortak tuvaletlerden aynı havlunun kullanılmasıyla da bulaşabilir. Yine hijyen. Gene hijyen. Gene dikkat edeceğiz. Ne kullanıyoruz? Vücudumuza neyi değdiriyoruz? Ve vücudumuzun savunma sistemi nasıl? Bunlara hep dikkat etmemiz lazım. Peki bu vücut Human papillon virüse geçelim mi? Evet. Pardon, siz başka bir şey. Şunu sormak istiyorum. Bu işte herpesti, HPV'di. Bu tarz enfeksiyonların rahim kanserine dönüşme durumu var mı? Böyle bir ihtimali? HPV'den, pardon, çok özür dilerim. Şimdi HPV'den bahsedince zaten ondan bahsetmek zorundayız. Rahim ağzı kanserinin %90 nedeni, daha doğrusu rahim ağzı kanseri tespit edilen kadınların %90'ında HPV virüsü bulunmuş. O zaman kısa bir mantıkla, basit bir mantıkla diyebiliriz ki HPV virüsü human papillon virüs, yani bir tipi sihir yapar. Hani özellikle çocuklarda, çocukluk döneminde bu virüs alındıysa elde sihir benzeri lezyonlar olur. Bunun bir tipidir. Genital bölgede sihir yapar. Rahim ağzında da bir tipi rahim ağzı kanserine yol açacak bir takım değişimler yapar.
Onun için bu simirde anlamda... Simirde çıkar mı bu ortaya mesela, hani simir testi yapılır ya 6 simirde, ayda bir. 6 ayda bir değil ama... Senede bir falan denilir, 6 ayda bir denilir. Ama 6 ayda bir, yeri gelmişken söyleyeyim, bence ne çok kadar sık. Da bir yapmak, yılda bir yapmak yeterli. Yılda, yılda bir yaptırmak yeterli. Simir yeterli. Testindeki amacımız rahim ağzı kanserini erken dönemde teşhis etmek. Hı. Eğer bir human papillon virüs varsa, buna bağlı değişiklikler oluşmuşsa rahim ağzında, simirde bu çıkar. Denilir ki işte HPV benzeri, HPV'yi düşündüren şu 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 değişiklikler görülmüştür. Eğer böyle bir simir sonucu bize gelirse, o zaman gerçekten HPV var mı? Tipi nedir? Hı hı. Tipleri önemli. Çünkü bazı tiplerinin patojenitesi yüksektir. Yani kanser yapma riski yüksektir. O zaman onu farklı bir testle araştırırız. Hatta genetiğine bakılır, nasıl bir virüstür diye. Ama tüm bunlara baktırmış olsak, hiçbir problem çıkmasa bile yılda bir simir testini yaptırmak gerekir. Peki böyle bir virüs görüldüğü takdirde nasıl bir tedavi uygulanıyor ya da bundan nasıl korunabiliyor? Tamam, hijyen evet çok önemli. Özellikle, ama onun dışında başka bir korunma özellikle var mı? Cinsel yolla bulaştığı için cinsel yolla bulaşmayı engellemek adına mesela çok eşlilik bu tür virüslerin yayılmasını hızlandırır. Eğer böyle bir virüs varsa çiftlerden birinde mesela prezervatifle korunmak önerilir. Çünkü cinsel ilişki anında bu virüs çiftlerden birbirine geçer. Birisinde hiçbir şikayet yapmıyorken diğerinde şikayet yapabilir. Mesela erkek taşıyıcı olabilir, hiçbir şikayet olmayabilir. Ama kadında bakarsanız karnabahar görüntüsü tarzında vajen girişinde, işte bütün vajen boyunca, hatta bazen rahim ağzında lezyonlar oluşur. Sil dediğimiz lezyonlar oluşur. Böyle bir lezyon gördüğümüzde bunun tedavisi yakmak veya dondurmak veya eğer çok yoğunsa orayı bir takım cerrahi müdahalelerle bazen lazerle çekip çıkarmak. Ama en önemlisi bunu oluşturan başlangıç olayını çözmek. Yani bir vücutta direnç düşüklüğü varsa bunu yükseltmek. Mesela bazen kadına bakıyorsunuz, hani bütün tedbirlerini alıyor cinsel yolla bulaşmasını engellemek adına ama sık sık sil oluşuyor. O zaman muhakkak bu kadında şunu düşünmek lazım. Direnci düşüren bir şey mi var? Yani bağışıklığıyla mı ilgili bir sıkıntı bağışıklığıyla var? Bağışıklığıyla ilgili ama neden bu bağışıklık düşük? Vitamin yetmezliği mi var? Mesela bazen folat eksikliğinde vücudun savunma sistemi düştüğü için, yani dengesiz beslenmeye bağlı vitamin eksikliklerinde de bu tür lezyonlar çok kolaylıkla ortaya çıkar. Onun için bunları komple ele alıp hani hepsini dengelemek lazım. Ama diyelim ki oldu, o zaman muhakkak bu lezyonu tedavi etmek lazım ve görülen lezyonu oradan yok etmek adına da bir takım cerrahi benzeri midik müdahalelerle yakmak, dondurmak, bazen asit sürmek, bazen oraya belli kremleri kullanmakla onu tedavi etmek gerekiyor. Peki, diyelim ki öyle bir enfeksiyon oldu ve işte bu yakma dedin, bu tarz işte söyledik, dondurma gibi tedavi yöntemi uygulandıktan sonra tekrarlama durumu oluyor mu? Ya da tekrarlamaması için herhangi bir ilaç veya bir tedbir alınıyor mu? Şimdi tekrarlayabilir çünkü biz lezyonu oradan kaldırdığımızda virüsü kaldırmış olmuyoruz. Virüs hücre içine girdikten sonra bizim dışarıdan o virüsü kaldırma şansımız yok. Ama ne zaman virüs hastalık yapıyor, hep onun altını çiziyoruz, direnç düştüğü zaman. O zaman korunmak için yapacağımız en iyi şey, hatta yapabileceğimiz tek şey direncimizi yüksek tutmak. Sigara içiyorsak içmemek, işte ne bileyim hijyen kurallarına dikkat etmiyorsak artık etmek, sağlıksız besleniyorsak sağlıklı beslenmek, cinsel hayatımızda bir sıkıntı varsa onu düzene sokmak. Yani işte ne bileyim kullandığımız ürünler, özellikle genital bölgede kullanılan ürünler oraya zarar veriyorsa onlara dikkat etmek. Eğer bu tedbirlerle yine sık sık tekrarlıyorsa altta immün sistemi ciddi azaltan başka bir hastalık var mı? Bunu da araştırmak lazım. Mesela AIDS gibi bir hastalık immün sistemi direkt çökertir. Böyle bir şey varsa, immün sistem çöküyorsa siz en ufak bir mikropla ciddi hastalıklar yol açabiliyor. Bunları araştırmak gerekiyor o zaman.
kaynağına inmek gerekiyor. Aynen aslında öyle. Evet. Bir yerde. Evet, kaynağına peki, inmek lazım. Peki bu tarz enfeksiyonların işte mantarlar vesaire bunların üremeyle ilgili yani hamilelikte herhangi görüldüğü takdirde hamilelikte herhangi bir sıkıntısı bir şey oluyor mu? Yani bir engel oluyor mu şimdi, hamileliğe? Bir zararı oluyor mu? Yani o şekilde sorayım. Şimdi dolaylı yoldan aslında mesela mikropların çeşitlerini konuşurken gene çok yoğun olarak yaşanan trikomonas dediğimiz bir parazit vardır ki kadınlarda belli dönemlerde ciddi sıkıntılara yol açar. Onun da mesela yeşil renkli, çok pis kokulu, köpüklü bir akıntısı vardır. Hani az önce çeşitlerini konuşacaktır. Sizin sorunuza geçmeden önce bunu da aklıma gelmişken söylemek istedim. Böyle bir sıkıntıda da muhakkak bir hekime gidip tedavi olmak lazım. Gebelikte özellikle vücudun immün sistemi zayıfladığı için daha sık genital enfeksiyonlar oluşur. Mesela mantar daha sık olur. Hele de gebelikte bir alt zeminde diyabete yatkınlık varsa ve gebelikle beraber diyabet ortaya çıkıyorsa daha sık gözüküyor, daha sık görülüyor. O zaman kadın gebeliği boyunca çok ciddi mantardan dolayı sıkıntıya düşebilir. Veya gene östrojen yetmezliğine bağlı o laktobasilüs dediğimiz olması gereken flora bozulduğu için patojen mikropların üremesi kolaylaşır. Bir de hamilelikte en büyük sıkıntı istediğimiz ilaçları veremeyiz. Doğru, hani ağızdan tabii vereceğimiz ilaç bebeğe de zarar vereceği için bu sefer elimiz kolumuz bağlı kalır. Onun için çok önemli korunmak. Peki bu enfeksiyonun kurallara bebeğe zararı oluyor mu? Bebeğe direkt zararı olmaz ama mesela ciddi bir enfeksiyon varsa bu erken doğum riskini arttırır. Suyun açılmasına, su kesesinin iltihaplanmasına, iltihaba bağlı su kesesi açıldığında doğum artık başlar. Bebeğe direkt zararlı olmasa bile erken doğuma yol açtığı için ve eğer bu bulaşma daha da ileriye gidip bebeği de enfekte ederse bu sefer bebek enfeksiyonlu bir şekilde doğmuş olur. Bu anlamda zararlı. Mesela human papillom virüsü varsa yani HPV varsa ve aktif lezyon varsa siz bu şekildeyken vajinal yoldan bebek doğarsa bu virüsü direkt alır. HPV virüsünü alır. Ve doğum kanalından virüsü aldığında özellikle ses tellerinde papillere yol açıp bazı çalışmalar der ki ileride bu çocuklar gırtlak kanserine yakalanma riski artar. Onun için çok önemli. Yani var olan temizlikte bize verileni korumamız lazım. Çünkü normalde bizim bedenimizde bu mikroplar yok. Bir şekilde bize bulaşıyor. Ne zaman biz dikkat etmediğimiz zaman. Bize bulaşıyor, kalmıyor, bebeğe de bulaşıyor. Mesela aktif lezyon varken biz normal doğumu çok tavsiye etmeyiz bu riskten dolayı. Yani çocuk oradan doğarken bir enfeksiyon alıp, durumu varsa mı? Evet, aktif olarak biz enfeksiyonu görüyorsak ama diyelim ki yıllar önce kadın HPV geçirdi, tedavi oldu. Şimdi de aktif gördüğümüz bir lezyon yok. Yani bir sil yok, bizim tespit ettiğimiz bir virüs yok. O doğuma engel değil. Ama lezyonu aktif olarak görüyorsak, yani sihirleri görüyorsak, tedavi ettik bir türlü geçmedi. Çünkü bazen dirençli de olur gebelikte bu tür şeylere, sihirlere direnç de gelişir. İmmün sistem zayıfladığı için böyle bir durumda biz normal doğumu... O yüzden tekrarlanır bir de. O yüzden tekrarlar direnç düştüğü için. Bu durumda biz çocuğu hiç o yolla yani virüsün olduğu kanalla hiç daha muhatap etmeden yukarıdan çıkartmak isteriz. Hatta su kesesi açılmadan, hiç o virüsle bir şekilde tanışmadan, enfeksiyonla temas etmeden, temas etmeden yukarıdan çıkartmak isteriz. Gene mesela şeyde az önce herpesi konuşuyorduk. Herpesin lezyonu varken yani o ülsere doku varken, ülserli dokudan seröz bir akıntı da böyle sulu bir akıntı da olur. O en yoğun bulaştırıcılığın olduğu dönemdir. Böyle bir dönemde kesinlikle cinsel ilişkiye girilmemeli. Böyle bir dönemde ne bileyim ben kız çocuğunun altı temizlenmemeli. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin o virüs bir şekilde bir yerde korunuyorsa siz elinize aldınız gittiniz çocuğunuzun altını temizlediniz. Direkt onu bulaştırmış olursunuz. Onun için dikkat etmek lazım. Özellikle mikropların bulaştırıcılığının yüksek olduğu dönemler vardır. Mesela vücuda mikrobu alırsınız yaklaşık 2-3 hafta kadar bir kuluçka dönemi olur.
Ondan sonra aktif lezyon, yani hastalık ortaya çıkar. Aktif hastalık varken bulaştırıcılığın en yoğun olduğu dönemdir. Hiç olmazsa o dönemde cinsel ilişkiden uzak kalmak lazım. İşte kendi dokunuzla, kendi yarınızla temas ettiğiniz elinizi bir başkasının temizliğinde kullanmamanız lazım gibi kurallara dikkat mantar etmek lazım. Mantar da cinsel ilişkiyle bulaşıyor mu? Mantar aslında zaten var. Yani belli oranda kadın genital bölgesinde var. Ama ortam uygun olduğu zaman artıyor. Ama aktif olarak mantar olduğu zaman o belli ki patojen bir mikrop. Yani hastalık yapma kabiliyeti artmış bir mikrop. Siz bunu cinsel ilişkiyle eşinize bulaştırıp eşte erkekte hiçbir şikayet olmayıp kadının tedavisi geçip erkekteki o yine mi? Yine kadına bulaştırabilir. Onun için mantar gibi, trikomonas gibi veya tekrarlayan enfeksiyonlarda eşli tedavileri öneririz. Erkekte hiçbir şikayet olmasa bile. Çünkü mikrobu alır, hiçbir şikayet olmaz. O mikrop tekrar kadına bulaşabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlarda altta yatan nedir? Bunu araştırırız ama muhakkak eşli tedavi öneririz. Ve o tedavi süresi içerisinde de ilişkiye girilmemesi gerekiyor değil mi? İlişkiye girmemekte fayda var. Hı-hı. Çünkü tekrar tekrar hani birbirine bulaştırıcılığı engellemek lazım. O kısır döngüyü bir yerde kırmak ne lazım. Ne kadar sürüyor bu tarz enfeksiyonların tedavisi? En fazla 10 gün, daha fazla değil. 10 gün sürüyor. En fazla. Peki bu vajinal enfeksiyonlar başka hastalıklara dönüşüyor mu? En bariz işte HPV'de kansere yol açabiliyor. Hı hı. Bir de siz şeyi sormuştunuz, gebeliğe engel mi? Evet. Onu atladık. Hı hı. Şimdi gebeliğe direkt engel yani dersek işte o tüplere, aynen öyle. Evet, onu aslında söylemek lazım tüplere. Çünkü çok önemli. Evet. Hani canım işte vajinal enfeksiyon, antibiyotik deyip kullanırım geçer. Gerekiyor. Özellikle kız çocuklarında, hı, özellikle blu çağından önce östrojen hormonu henüz yapılmaya başlamadığı için çok ciddi bir şekilde kızlar genital enfeksiyonlara açık haldedir. O anlamda dikkat etmek lazım. Neden? Alttan giren bir mikrop, az önce konuştuğumuz, hı hı, gibi rahme, tüplere ve batına yayılacağı için yayıldı. Ne yapar? Tüplerde tıkanıklık yapar. Rahim iç dokusundaki iltihaplanmalara bağlı, rahim iç dokusuna, endometrit dediğimiz bir hadisedir, rahim iç dokusunun iltihaplanması orada hasarlar oluşturur. İleride tüplerin tıkanmasına, tıkanıklılığına bağlı olarak rahim iç dokusunun iltihaplarla fonksiyonunu kaybetmesine bağlı olarak gebelik engellenir. Mesela böyle bir durumda tüpler eğer tıkandıysa geçirilmiş bir enfeksiyona bağlı olarak mecburen tüp bebek yapmak zorunda kalırız. Çünkü tüpler artık işe yaramaz hale gelir. Tüpler enfeksiyonla bütün fonksiyonlarını kaybeder. Mesela tüplerin içinde böyle incecik tüysü bir yapı vardır. O tüysü yapı incecik minik minik hareketlerle spermi yumurtaya taşır. Döllenmiş yumurta hücresini tekrar minicik minicik hareketlerle rahim içine taşır. Eğer bir enfeksiyonla bu yapı bozulduysa, ki genellikle bozulur, o taşıma hücre fonksiyonunu yapamayacağı için aynen öyle. Ya hiç gebelik olmaz veya dış gebelik riski artar. Çünkü döllendi orada yumurta, rahime taşınmadı. Ne yapacak? Tüpte kalacak. Orada gelişmesine devam, hı hı, edecek. Yani dış gebelik dediğimiz hadise de bu tür enfeksiyonlara bağlı olarak sıklıkla yaşanır. Peki devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası verelim. Sonra yine buradayız. Enfeksiyonları ve hijyeni konuşuyoruz. Şimdi şurada kalmıştık. Bu genital enfeksiyonların işte tüplerimize, işte yumurtalıklarımıza verdiği zararlardan bahsederken şunu sormak istiyorum. Diyelim ki kadının yumurtalıklarından bir enfeksiyon kaptı. O zaman hamile kalma olasılığı var mı? Nedir? Şimdi sadece yumurtalık eğer iltihaplandıysa aslında o bölgenin geneli iltihaplanıyor. Bir tek yumurtalığın iltihaplanma ve diğer yerlerin temiz kalma, o iltihaplanmadan etkilenmeme şansı yok. Çünkü onlar hepsi aynı bölgede, yan yana organlar. Hmm. Yani o bölgede olan iltihap tübü de bozuyor. Yumurtalığın fonksiyonunu iltihap olduğu sürece belki bozabiliyor ama tedavi ettiğiniz zaman yumurtalıkta bir hasar oluşmuyor. Gebeliği engellemesi aslında tüplerde oluşturduğu hasara bağlı. Ama diyelim ki bu enfeksiyona bağlı
apse gelişti. Ameliyat etmemiz gerekti. Orayı açtık ve apse o kadar ilerledi, dokuyu o kadar bozdu ki belki yumurtalığı da bütün içine alacak şekilde ve yumurtalığı kurtaramayacağımız şekilde apse yayıldı. Hı hı. Ve biz onu ameliyatla çıkardıysak bu anlamda diğer taraf yumurtası sağlamsa gebeliğe bir engel olmaz. Ha. Yani tek yumurtayla bir kadın çok rahat doğurganlığını devam ettirebilir. Aynı ama şey tüpler için de mi geçerli? Tüpler için de geçerli, aynen öyle. Bir tüp hasar gördü diyelim ama diğer tüp sağlıklıysa ve o taraf sağlıklı olan tübün tarafındaki yumurta da sağlıklıysa ve düzenli yumurtlama oluyorsa gebeliğe engel teşkil etmez. Ama şöyle bir şey var, diyelim ki bir tüp gayet sağlıklı, yumurta sağlıklı ama diğer tüp geçirilmiş enfeksiyona bağlı hasarlanmış ve içinde sıvı birikiyor. O biriken sıvı rahimin içine doğru akarak oraya yerleşecek embriyonun yerleşmesini engelleyebilir. Çünkü oranın ortamını bozar. Bu anlamda dolaylı yoldan gebeliği engelleyebilir. Dış gebelik de olabilir dedin biraz önce. Dış gebelik de olabilir, evet aynen öyle. Mesela o tüp fonksiyon görmüyor. Gebelik döllenme olabilir, yumurta da sağlam. Ama o rahime dönüş engellendiği için oraya yerleşir döllenmiş yumurta ve dış gebelik olur. Eğer böyle bir sıkıntı varsa, tüplerin biri açık, birinde de geçirilmiş bir enfeksiyon ve içinde sıvı birikintisi veya fonksiyonun bozulması varsa bazen tübü almamız gerekebilir. Veya oranın, o tübün rahimle olan bağlantısını kesmemiz, koparmamız gerekebilir. Ama en güzeli o işe başlamışken o enfeksiyon kaynağını ortadan çıkarmak. Çünkü neden? Ara ara kasık ağrılarına yol açabilir. Yani ağrı hani yaşam kalitesini olumsuz etkilediği için öyle bir doku orgda varsa ve işe de yaramıyorsa, zaman zaman kadını huzursuz edecekse veya belki yaşamın bir döneminde o kronik enfeksiyon aktifleşebilir, apselere yol açabilir, acil bir şekilde ameliyata neden olabileceğinden biz girmişken genellikle o dokuyu çıkarmayı tercih ederiz. Peki düşük olma ihtimali oluyor mu? Düşük yapma, bu tarz enfeksiyonlar. Tabii ki, tabii ki olabilir. Özellikle üroplazma dediğimiz, bir çeşit mikoplazma dediğimiz enfeksiyonlar da düşüğe yol açabiliyor. Bu nedenle eğer tekrarlayan düşükler varsa veya işte erken doyum, suyun gelmesine bağlı erken doğum hikayeleri varsa bir kadında, o zaman biz kültür alarak orada hangi çeşit mikroplar var, nasıl tedavi etmemiz gerekir? Özellikle bu tür mikroplarda eş tedavisine de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü erkekte hastalık yapmayıp kadına tekrar, gebelikte tekrar bulaştırma ihtimali var. Bunları araştırmamız gerekiyor. Ama durduk yerde de acaba böyle bir mikrop var mı diye geniş geniş araştırmalara gerek yok. Eğer sıkıntı varsa veya tekrarlayan gebelik kayıpları varsa veya işte gebelik elde edilemiyorsa görünen bir problem olmamasına rağmen, o zaman kültürle de görmediğimiz zararlı mikroplar var mı, bunu araştırmak lazım. Yani bu arada tabii genç kızlarda bu tarz enfeksiyonlar, biraz önce de söylemiştiniz, kısırlık sebebi olabiliyor, evet, öyle evet. Değil mi? Çünkü genç kızlarda özellikle bu östrojen eksikliğine bağlı oradaki iyi huylu işe yarayacak mikroplar henüz vazife görmeye başlamadığı için patojen mikroplar, yani hastalık yapacak mikroplar kolaylıkla vajende iltihap oluşturup içeriye doğru ilerleyebiliyor. Bir de mesela akıntılara da girmemiz lazım. Evet. Akıntı aslında koruyucu bir sistem. Evet. Nasıl anlaşılabilir? Onu da açmak onu da ayırt lazım edelim. Aslında. Aslında akıntı, birçok kadın akıntıdan şikayetçi. Hani yumurtlama çok dönemi vesaire, evet, değil evet, mi? Evet, evet. Akıntı aslında bir şey, genital bölgenin temizlenmesi için orada oluşturulmuş bir program. Aynı hani gözyaşı nasıl bizim açıp kapamakla gözyaşının varlığında var olan minicik o tozlar gözümüzden temizleniyor. İşte solunum yoluyla aldığımız mikroplar burunun salgısıyla temizleniyor, dışarıya atılıyorsa, vajenin salgısıyla da oradaki mikropların oluşturduğu veya salgı hücrelerinin oluşturduğu salgılarla aslında dışarıya doğru bir akıntı vardır. Yani giren ve yukarıya çıkmaya çalışan mikrop o akıntıyla beraber dışarıya atılır. Bu olması gereken ve istediğimiz bir
bizim için faydalı olan bir sistem. Ama ne zaman sıkıntı, ne zaman normal, bunu konuşalım inşallah ama evet, bir şey mi soracağım? Evet, bir izleyicimizin. Midir? Bir de hiç akıntısı olmayan bayanlar var. Bu sağlıklı bir şey mi? Şimdi aslında tam oraya gelmemiz gerekiyordu. Her akıntı enfeksiyon belirtisi değil. Dediğim gibi belli oranda akıntının olması lazım. Ama bu oran nedir? Ne zaman sıkıntı oluşturur? Bunu iyi ayırt etmek lazım. Mesela adete yakın dönemde akıntı miktarı artar. Neden? Çünkü rahim içi kalınlaşmıştır. Oradaki hücrelerden yapılan salgılar da dışarıya doğru akar. Artı yumurtlama döneminde akıntının kıvamı ve miktarı değişir. Mesela yumurtlama döneminde böyle yumurta akı kıvamında uzayan, şeffaf, beyaz, kokusuz bir akıntı oluşur. Ki bu akıntı yumurtlama döneminde çok önemli. Çünkü o akıntı oradan geçen spermin hareketliliğini arttırır. Yapısı farklı bir akıntıdır. Rahim ağzında oluşur ve içindeki içerik vasıtasıyla ve içindeki enzimlerle, içindeki yapıyla spermin hareketliliğini arttırır ve spermleri ön bir eleme yapar. Yani bu akıntıyı geçen spermler daha sağlıklı spermlerdir. Çünkü milyonlarca sperm bir ilişkiyle kadın genital bölgesine bırakılır, rahim ağzına bırakılır. Amaç en sağlıklı, en kaliteli olanın yumurtaya ulaşması. Daha oradan elemeye başlanır. Ve bu mukusun yapısı ön elemeyi yapar. Sağlıklı olanlar rahim içine geçer. Dediğim gibi bulu çağıyla beraber yani östrojen hormonunun oluşmaya başlaması, yumurtalıkların çalışmaya başlamasıyla beraber kadın genital bölgesinde bir laktobasillusların oluşması artı mukus yapan, sıvı salgılayan hücrelerin çalışmaya başlamasıyla bir akıntı oluşur. Bu kokusuzdur, renksizdir, kaşıntı yapmaz, kişiyi rahatsız etmez. Ne zaman rahatsız eder? Bazen miktarı çok artarsa ama bu da çok izafi kavramlardır. Yani bazı kadın ister ki hiç ıslaklık hissetmeyeyim ama böyle bir şey yok. Çok nadir kadınlarda olur, onu sonra konuşalım inşallah. Ama hani hiç olmayan var. Var, çok doğru. Nadir olur. Bu çok istediğimiz bir şey değildir. Sağlıklı hedeflen, bir durum değil yani. Evet, sağlıklı istenilen bir durum değil. Hedeflenecek bir durum da değil. Çünkü bazen kadın diyor ki ya ben ıslak kalmayayım. Bu şuna benziyor. Benim ağzımda hiç tükürük olmasın. O zaman ne yaparsınız? Konuşamazsınız. Yutkunamazsınız. Yediğinizi öğütemezsiniz. Genital bölge akıntısı da bu kadar önemli, anlamlı ve olması gereken bir şey. Ama çok fazla oluyorsa o zaman şuna bakarız. Mikrobik mi değil mi? Eğer mikrobikse zaten bunu tedavi etmek lazım. Ama mikrobik değilse neye bağlı olabilir çok fazla olması? Rahim ağzında yara dediğimiz ama aslında yara olmayan, hani yeri gelmişken onu da açıklayalım. Bazen yara görüntüsü olur rahim ağzında ve birçok kadın der işte yaram vardı yaktırdım, yaram var ondan fazla akıntım oluyormuş. Evet, bu oradaki hücre yapısına bağlı yara görüntüsü olur ama bu gerçek manada yara değildir. Ama böyle bir görüntü varsa, yani böyle bir yapı varsa bolca akıntı olabilir. Eğer bu kadın bundan şikayetçiyse o zaman o yarayı dondurmak veya yakmak yapılabilir. Yani o görüntü kaybolsun. Normal vajen mukozası, vajen dokusuyla kaplansın rahim ağzı diye. Ama bu gerekli midir, şart mıdır bunu tedavi etmek? Asla değildir. Çünkü hani 10 tane kadına sorsanız en az 7-8'i yaram vardı yaktırdım der. Bunların hemen hemen çoğu gereksizdir. Çünkü bildiğimiz manada bir yara değil. Çok affedersiniz, ben şuna benzetiyorum. Hani kedi poposunu görmüş, yaram var zannetmiş. O normal bir görüntü. Ama kırmızı görününce yara deniliyor. Hayır, olması gereken bir görüntü. Ama zaten şikayet onu yapıyorsa, gittiğin zaman doktora gittiğinde zaten onun yakılmalı mı yakılmamalı mı herhalde sizi yönlendirir değil mi? Genellikle hani yakılması şeklinde yönlendirmeler oluyor. Neden? Çünkü kadınlarımız da yaram var modunda hani alıyorlar sazı eline, artık bütün senaryoyu onun üzerinden yazıyorlar. Yaram var şöyle oldu, yaram var böyle oldu. Pardon. Bir izleyicimizin sorusu var, buyurun. Hocam, epilasyon aletleri mantar oluşturur mu?
Güzel bir şeye değindiniz. Çünkü hani korunmak çok önemli dedik ya, neyi nasıl kullanıldığını bilmek çok önemli. Maalesef bu tür yerlerde... Epilasyon, lazer vesaire. Çünkü o cihaz bir sürü kişiye kullanılıyor. Sizden önce kime kullanıldı? O arada ne kadar temizlendi, bunları bilmek lazım. Eğer sizden önce enfekte bir kişiye, yani enfeksiyonu olan bir kişiye kullanıldıysa ve gerekli hijyenik solüsyonlardan geçirilmediyse, gerekli temizlik yapılmadıysa, aynı alet size kullanıldı. Aynen elimizi pis yere dokunup ağzımıza sokmamız gibi o mikrop size bulaşır. Aynen. Bunun için oldu, güvenilir bende de ortamlarda bu tür işleri yapmak lazım. Yine ağdalar mesela. Hani genellikle tek kullanımlıktır. Ama bazı yerlerde bazı kişiler kullanılmış ağdayı tekrar kullanıyor. Ama o ortam mikrobun üremesi için çok elverişli bir ortam. Şeker ve nem ve ısı. Zaten mikrop orada ürüyor. Siz üremiş, yoğunlaşmış, sayısı artmış mikroplu bir şeyi alıyorsunuz, hassas bir bölgenize değdiriyorsunuz. O zaman tabii ki enfeksiyon oluşuyor ve kolaylıkla oluşuyor. Ve bunlara dikkat etmek lazım. Teşekkürler. Ve bu yine soru için teşekkürler. Gerçekten çok önemli. Çok önemli. Bu size de geleceğiz. Şu da çok önemli tabii. Bunu uygulayan kişinin hijyeni de tabii, yine yani, çok önemli. Onun için bu bilinçte olan insanların işte bunları yapması lazım. Maalesef herkes bu bilinçte mi değil. O zaman denetlemelerin dikkat edilmesi lazım. Ya onları ne kadar kim ne yapıyor bilmiyoruz. Ama bizim kendimize karşı sorumluluğumuz var. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz ama biz kendi adımıza, kendimizi korumak adına bunları sorgulamalıyız. Mesela gene ne bileyim ben, manikür yaptırdınız, tırnak kestirdiniz. Sizden önce kime ne yapıldı? İşte o aletlerin mutlaka sterilizasyonu sterilize çok gerekiyor. Önemli. Ya da aslında en güzeli senin kendine ait bir setinin olması. Evet, öyle değil mi? Çünkü kendi mikrobunuzu zaten tanıyorsunuz. Vücut tanıyor, yabancı da hani bir mikrop alacaksınız kendi mikrobunuzu. Ve öyle yerlerde, evet, öyle durumlarda çok fazla enfeksiyon durumu olabiliyor, öyle maalesef, değil mi? Maalesef, maalesef oluyor. Onun için önemli. Gene mesela ağız temizliği çok önemli. Hani ilk giriş ağız dedik ya, dişlerin fırçalanması, sabah kalktığımızda dişleri fırçalamadan, ağzı çalkalamadan bir şeyin yenmemesi çok önemli. Çünkü orada gece boyunca ağızda bir takım mikroplar kendi vazifelerini yaptılar, işlerini gördüler. Ama o mikropların vücuda inmemesi lazım. Tamam, güzel, gece boyunca çalıştılar. Hele de güzel yatarken diş fırçalanmadıysa, patojen bakteriler de üredi, beslendi çünkü o yemek artıklarından. Siz sabah, tabii, ağzınızı çalkalamadan, dişi fırçalamadan gittiniz, su içtiniz. İşte bütün o patojen mikropları, sayısı artmış mikropları vücuda taşıyorsunuz. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. İşte hep hijyene çıkıyor, evet, iş. Evet. Şimdi bizim dinimize göre, İslamiyet'e göre bir kere hijyen nasıl olmalı? Onu bir konuşalım istiyorum. Ama ondan önce kadınlarda iç çamaşırı temizliği çok önemli. Çok öyle önemli, değil mi? Evet, evet. Yani burada nedir dikkat kriter edilmesi gereken kriter? Şimdi neden önemli? Çünkü genital bölgenin temas ettiği ilçe iç çamaşırı. İç çamaşırını neyle yıkadığınız önemli. Çünkü deterjanlar da bazen özellikle alerjik bünyelerde alerjiye yol açıp, alerjiye bağlı kaşıntılara yol açıp, siz kaşırken oradaki doku bütünlüğü bozulduğu zaman dışarıda hasar oluşturmayan bir mikrop kaşıntıyla doku bütünlüğü bozulduğu zaman hücrenin içine giriyor. Epitelin, mukozanın, derinin içine giriyor ve hastalık oluşturmaya başlıyor. Onun için de hani ya tamam temizlendi, nasıl olsa kaşıntı yapsa da çok dert değil diye düşünmemek lazım. Çünkü kaşıntıyla beraber siz mikrobu alıyorsunuz, içeriye taşıyorsunuz. Gene mesela yeri gelmişken, spiral taktıracakken vajende mikrop olmaması, yani bir enfeksiyonun olmaması çok önemli. Çünkü siz steril bir ortama, steril bir alet takıyorsunuz ama vajenden geçiyor alet, rahim ağzından geçiyor, rahime gidiyor. En ufak bir yere değdiğinizde bir enfekte ortam varsa, siz o mikrobu almış ve içeriye taşımış oluyorsunuz. Mesela spirale bağlı enfeksiyon var zannedilir ama asıl kaynak spiralin varlığı değil, oradaki takılma şartlarında ortamın hijyenik olmamasıdır. Çünkü siz taşırsınız. Durduk yerde rahim içinde spiral mikrop üretmez. Ama var olan mikrobu taşıdığınızda
İşte ona bağlı enfeksiyonlar olur. Bunlara da dikkat etmek lazım. Gene yeri gelmişken hep şey bilinir. Adetliyken spiral takmak lazım. Ben buna asla katılmıyorum. Neden? Çünkü bir kadını adetliyken gördüğünüzde enfeksiyonu var mı yok mu anlayamazsınız. Akıntının şeklini göremezsiniz çünkü. Orada adet kanını görürsünüz. Hani bir mantığa göre daha kolay takılır spiral ama asla hani bir izahı, bilimsel bir izahı, mantıklı bir izahı yoktur bunun. Genellikle gebelik olmadığına emin olunduğu için bu dönemde takılması tercih edilir. Kısmen mantıklı gibi ama enfeksiyon var mı yok mu görmediğiniz için siz burada yanlış bir iş yaparsınız. Onun için en doğrusu adetiniz biter bitmez gittiğinizde hem akıntının şekli görülür hem de iltihap var mı yok mu o görülür hem de gebelik olmadığına emin olursunuz spiraliniz takılabilir. Ha, en rahat spiral ne zaman takılır derseniz yeri gelmişken söyleyeyim. Yumurtlama döneminde takılır. Çünkü yumurtlama döneminde rahim ağzı kısmen açılır. Onun da bir hikmeti var. Spermler daha rahat girsin. O dönemde spiral daha rahat takılır. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Hani iç çamaşırı temizliği dedik vesaire. Peki günlük pet kullanımı için ne düşünüyorsun? Şimdi eğer hava geçirmeyen ve kimyasallarla yapılmış günlük petler kullanıyorsanız enfeksiyon riskiniz artar. Onun için sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar varsa veya alerji yapar, kaşıntı yapar. Enfeksiyon yokken bile kaşıntıya bağlı az önce konuştuğumuz söylediğimiz şeylerden dolayı enfeksiyon meydana gelebilir. Onun için mesela yabancı cisimler, tampon, 6 saatten fazla tamponun durması o drenajı dışarıya olan akıntıyı engelleyeceği için enfeksiyona yol açar. Gene kız çocuklarında mesela geçmeyen akıntılar varsa acaba vajene girmiş bir yabancı cisim mi var? Bunu araştırmak lazım. Bazen çocuklar hani evcilik oynarken bilinçli olarak değil ama ne yaptığını bilmeden boncuk sokabilir. Ne bileyim ben kalem sokabilir. Bir şey girebilir. Bilmeden. Söylemeye çekinir. Size akıntı şikayetiyle gelebilir. Tedavi edersiniz akıntı geçmez. Yine işte kullanılan özellikle bazı hanımlar abdestin bozulmasın diye evet, tampon benzeri pamuklar veya tuvalet kağıtları kullanıyor. Eğer bunları unutursanız bir şekilde içeriye giderse veya işte unuttunuz cinsel ilişkiyle içeriye gitti. Rahim ağzındaki işte pamuktu, tuvalet kağıdıydı. Bu sefer siz içeriye bir yabancı cisimi taşımış oldunuz. Bu da enfeksiyona yatkınlığı arttırır. Bozuyor ve geçmeyen enfeksiyonlar olur. Akıntılar bozuyor mu abdesti? Onunla da ilgili bir soru vardı çünkü izleyicilerimizden gelen. O aslında bana da çok gelen bir soru. Bir kere akıntı temizse, hani ben fetva makamı değilim ama soru böyle çok geldiği için hocalarımla da istişare ettim ve hocaların da söylediği, hani ilahiyat hocalarının da söylediği, bu konuda söz sahibi kişilerin de söylediği şu ki eğer akıntı temizse yani iltihap yoksa bu abdesti hiçbir şekilde bozmuyor. Ama bizim algımızda hani vajen pistir, kirlidir, oradan gelen her şey kötüdür, kakadır gibi bazen zaman zaman konuşuyoruz ya öyle bir algımız olduğu için oradan gelen her şey sanki iyi olan bir şeyi bozuyor, abdesti bozuyor. O mantıkla gidersek burun akıntısının da abdesti bozması lazım. Tükrüğümüzün akmasının da abdesti bozması lazım. Kulak kirenin de abdesti bozması lazım. Ama bozmuyor. O zaman hazır konu açılmışken nasıl olmalı dinimize göre, İslamiyet'e göre hijyen nasıl olmalıdır? Öncelikle şeyi hemen yine söyleyeyim. Eğer mikrobik bir akıntı varsa, yani işte kokulu, kaşıntı yapan, sizi rahatsız eden, işte yeşil, köpüklü, bazen kirli beyaz mikrobun çeşidine göre akıntı varsa bu abdesti bozar. Ama hangi abdesti bozar? Yine hocalardan öğrendiğim bilgiyi söylüyorum. Siz abdest aldınız, akıntınız geldi. O vaktin namazını kılabilirsiniz. Ama bir dahaki vakti tekrar abdest almanız lazım. Ama temiz bir akıntı varsa bir aldığınız abdestle 2-3 vakit başka şekilde abdestiniz bozulmuyorsa abdestiniz bozulmaz ve namazınızı kılabilirsiniz. Bu konuda bazen gereksiz hassasiyetler gösteriliyor. Çok öyle hastalardan görüyorum. Diyor ki namazı bozuyorum. Akıntı geldi, namazı bozuyorum. Tekrar abdest alıyorum. Zaten dinimizin böyle bir şeyi istemesi, emretmesi mantığa da aykırı. Böyle bir şey mümkün değil. Hani burnum aktı, abdestim bozuluyor mu?
Gözyaşım aktı. Abdestim bozuluyor mu? Bunun gibi düşünmek lazım. Dinimiz hijyene nasıl olmalı? Onu konuşmak gerekiyor. Bize verilen bedeni korumak için de bir takım yasaklar, emirler, tavsiyelerde bulunmuş. Hadislerle, ayetlerle. Dediğim gibi hani ben bir ilahiyatçı olmadığım için bu konuyla ilgili çok fazla bilgim yok. Ama işin özüne baktığımızda, işin aslına baktığımızda bizi korumak adına o kadar çok tavsiye var ki ve bu anlamda da temizlik şiddetle tavsiye ediliyor dinimizde. Hani hepimizin tabii bildiği bir şey vardır. Temizlik imandan gelir. Bilmeyenimiz yoktur. Yani imanımız varsa temizliğe dikkat ederiz. Çünkü imanımız neye iman? Bizi bize verene iman. Bizi bize emanet edenin emanetine sahip çıkmak. Hani hijyen bu anlamda neydi? Sağlığı korumak. Yani bizim emanetimizi korumak. O zaman da neydi? Temizliğe dikkat etmek zorundayız. Çok kısa araya gireceğim. Bir telefonumuz var. Derya Hanım telefon attığımızdaymış. Alo. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Derya Hanım. Buyurun. Sağ olun. 8 aylık gebeyim ben. Bende şey var. Koli var şu anda. Ve ben bunun için çok yere gittim. Hani doktorlara da gittim. Çok şeyler verdiler bana. Hani fitil tarzı, antibiyotik tarzı ama herhangi bir çaresi yok bunun. Bir de bende Bartolin kisti var. Normal doğum benim için zararlı mıdır yoksa yani zararı var mıdır? Ben bunu soracaktım size. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Bebişiniz hayırlı olsun bu arada. Evet. Şimdi Bartolin kistinin büyüklüğüne bağlı olarak normal doğum düşünülür veya düşünülmez. Basit bir kistse, çok büyük değilse, doğum kanalının açılmasına ve eslemesine engel olmayacaksa normal doğuma engel olmaz. Koli yani var dediniz. Ben çok en yere gittim. Bekarlıktan beri vardı bende bu koli. Çok hani tedavi... Şimdi rağmen, Derya Hanım sonuç yok yani ne yapmam gerekiyor? Şimdi önemli olan şu, hani programın başından beri hep şunu söylemeye çalışıyorum ve altını çizerek söylemek istiyorum. Belli bölgede belli mikroplar vardır ve E. coli de belli miktarda bizde olabilir. Mesela bağırsağın florasında E. coli vardır ama ne zaman hastalık yapar? Bir mikroptur, bir bakteridir E. coli. Ne zaman hastalık yapar? Sayısı artarsa ve bağırsak mukozasını bozarsa veya vajende eğer diğer mikropların da üremesiyle beraber kokulu, kaşıntılı bir akıntıya yol açıyorsa bunu tedavi etmek lazım. Ama belli bir orandaysa ve sizde bir şikayet yapmıyorsa ben E. coli'yi nasıl yok ederim derdine düşmemek lazım. Sizin şikayetiniz var mı? Şimdi onu soracaktım. Var mı sizin? Şikayetim var. Şikayetiniz çok fazla var. Kokulu ve kaşıntılı mı? Mantar da vardı ama şu an yok. Bana kültür yapıldı sık sık. Bakıldı bunlara zaten. Ama E. coli var. Mantar bazen çıkıyor bazen yok yani. Şimdi siz E. coli var dediğinizde... E. coli var dediğinizde sizin herhangi bir şikayetiniz yoksa bunu önemsemeyin. Akıntım var. Çok ama yoğun akıntı... bir şekilde. Tahriş var. Tahriş ama yani... mantara bağlı olabilir. Çünkü ara ara mantar var dediniz. Onu iyi ayırt etmek lazım. Yani tahriş döneminde mantar varsa o zaman onu tedavi etmek lazım. Sadece E. coli var. Sadece lokosit gözüktü diye illaki bir şeyler kullanmak zorunda değiliz. Peki bu şikayetin bir de, nasıl işte dediğim gibi o şikayeti, hassasiyet şikayeti mantara bağlıysa ve bu sık sık tekrarlıyorsa programın başından beri tavsiye ettiğimiz önleyici tedbirlere dikkat edin. Mesela beslenmenize dikkat edin. Şekerli fazla şekerli beslenmeyin. Kullandığınız petlere dikkat edin. Ozon yağını kullanabilirsiniz. Gebelikten sonra genellikle daha rahatlarsınız. Mesela yoğurttan zengin beslenmek ama doğal yoğurt ve yoğurdun suyu. Gene oranın asiditesini ayarlar ve sizin şikayetinizi rahatlatır. Bunlara dikkat edin. Sadece bir ilaç alayım ve geçsinden ziyade oluşmasını engelleyin. Yani genel anlamda hijyenik kurallara dikkat etmek lazım. Evet. Kullandığınız deterjanı değiştirin. Bütün bunlara dikkat edin. Tavsiyem bu.
Gebelikte ben kullandım bayağı hani haplar kullandım. Yani ona rağmen hiçbir fark yok. İşte ben de onu diyorum. Sadece bende vardı. Efendim? Bekar sende zaten. İşte ben de onu diyorum. Sadece hap kullanmayın. Bu dediklerimize de dikkat edin. Yani petinizi en azından değiştirin. Herhangi bir zararı yok değil mi? Yok, normal hayır. Doğumda, normal doğum yok, hayır, yapsam hayır. Herhangi bir zararı hayır, yoktur. Yok. Biraz önce hayır, herhalde evet. O yüzden endişe ha, evet. Ama doğdu. Dediklerime dikkat edin. Yani hap, hani bebeğime zarar yok, ben bunu çekeyim de demeyeyim. Bazen de hastalar öyle yapıyor. Bebeğime zarar yok, ben bunu çekeyim. Ama ne yapar? Mesela tahriş varken doğum eylemi başladığı zaman o zaten hassas dokudan esneyerek bebek geçerken ağrı oluşturur. Bu sefer ne olur? Anne gereksiz yere tedirgin olur. Bunlara hiç gerek yok. Diğer tavsiyelerimize de uyun lütfen. İşte elma sirkesiyle oturma banyosu yapın. Onu izlediniz bölge... herhalde değil mi Derya Hanım? Biliyorsunuz. Biraz önce Ayşe Hanım anlattı, evet, söyledi. Aha, biliyorum onları. Mesela kefir yiyin. Süt yerine yoğurt, kefir bunları kullanın. Hani bebeğime evet, faydalı olsun. Kefir ve yoğurdu. Efendim kullanıyorsunuz. Evet ama hani bende şey var. Uzun süreden beri tedavi görmeme rağmen hiçbir fark yok. Sürekli kültürlerimde şey çıkıyor. Koli çıkıyor. Sürekli çıkıyor. Yani benim aslında petinizi değiştirin. Sıkıntım da bu. Muhakkak petinizi değiştirin. Mesela ozon tedavisi yaptırabilirsiniz. Ozon tedavisi direnci arttırır. Oranın oksijenlenmesini arttırır. Ciddi oranda rahatlarsınız. Hani sadece ilaç değil. Zaten bütün programlarımızda hep bunları vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü ilaçla başka yeri bozarsınız. Siz oradaki ekoliyi yok edeceğim derken bağırsağınızdaki ekoliyi azaltırsınız. Oysa bağırsakta belli miktarda ekoli olması lazım. Teşekkür ediyoruz Derya Hanım. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun tekrar. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Şimdi biz hijyeni konuşuyorduk öyle değil mi? Evet, İslamiyet'te nasıl olmalı? Konu. Nedir o kriterler, neler? Mesela gene hani şeyi konuşuyorduk. Vücudumuzu korumak anlamında birçok tavsiyelerin içinde temizlik tavsiyesi en basitinden temizlik imanının yarısıdır. Temizlik imandan gelir cümlesiyle dinimizde temizliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama hani ben gelirken baktım başka neler var. Peygamberimiz neler demiş? Mesela diyor ki namazın anahtarı taharet, yani temizlik. Yani namaz bir yöneliş. Bize verene bir yöneliş. Hangi halimizle yönelmeliyiz? En temiz halimizle yönelmeliyiz. Aslında hep o hali muhafaza etmeliyiz. Bir de öyle bir şey var. O bilinçle abdestimizi almalıyız. Çünkü abdest sadece görünen kirlerden arınmak değil. Abdesti bu bilinçle yaptığımızda aslında zihnimizi ve kalbimizi de temizlemeye başlıyoruz. Mesela temizlikten kalp temizliğini de anlamamız lazım. Eğer biz sadece mikroplardan temizlenmeye kalkıp kalbimizi temizlemiyorsak o mikroplar çok kolay bize musallat olur. Çünkü neden? Direncimiz düşer. Yani hani genital enfeksiyonlarla zihin beden bütünlüğü arasında da bir ilişki mi var? Kesinlikle öyle. Çünkü biz bir bütünüz. Kalbimiz, zihnimiz, duygularımız hasar gördüğü zaman bedenimiz de en zayıf yerde hastalık oluşturur. Ve genellikle kadınların en zayıf yeridir genital bölgesi. En hastalığa açık alanıdır. Onun için bir kadın, hani az önce konuştuk, sık sık bir enfeksiyon tekrarlıyorsa, bir genital hastalık, enfeksiyoz hastalık sık sık tekrarlıyorsa, acaba zihinsel boyut nasıldır? Kalbi huzurlu mudur? Kadınlığıyla ilgili bir sıkıntısı var mıdır diye sorgulamak lazım. Hani her programda yeri geldikçe söylüyoruz. Sağlığı, ruh, zihin, beden bütünlüğünde ele almak lazım. Hijyeni de böyle düşünmek lazım. Gene mesela demiş ki Peygamber Efendimiz, temizliğe devam et ki rızkına genişlik verilsin. Yani rızkına genişlik verilsin diye git çalış dememiş. Evet tamam çalış ama belli kurallarla çalışmak lazım. Temizliği bu anlamda baktığımızda, rızkı genişletmek anlamına baktığımızda helal rızkın önemini de vurgulayan birçok hadis ve ayeti kerime var. Zaten biliyoruz. Yani temiz rızk aynı zamanda helal rızıktır. Helal rızık bize geldiğimizde hani bu konuda hassas kişiler... Çocuğumun ağzından, boğazından
haram lokma geçirmem der. Hı-hı. Çünkü evet. bilinir ki onun enerjisi bozuktur. O fayda yerine zarar verir. Çünkü birçok şey enerji boyutuyla ilintili olarak bizi olumlu veya olumsuz etkiler. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Yine hadisi şeriflerden sadece beden değil, kalbi temizlik de niyet temizliği, ahlak temizliği, beden ve kalp temizliği en önemli unsurdur diye hadisi şerif buldum. Onu da not etmişim. Yani bütüncül bir temizliği hedeflememiz lazım. Yediğimiz gıdayı tamam musluğun altında yıkıyoruz ama helal bir gıda mı? Bir arkadaşla konuşuyordum. Helal gıda üzerine konuşurken çok hassas olduğunu fark ettim. Dedi ki sokakta hani satılan şeyleri alırken bir manavda diyelim ki meyve alıyorsunuz. Mümkün oldukça arka reyondan seçin. Hani öndekine birisi bakmıştır, canı çekmiştir, içi kalmıştır. Onun enerjisi bozulmuştur. Onu alıp da o bozuk enerjili sebzeyi, meyveyi neyse alıp yemeyin. Eskiden mesela bunlara çok dikkat edilirdi. Doğru. Sokakta yemek yenmezdi. İşte ben çocukluğumu biliyorum. Sandviç isterdik, sokakta yiyelim. Annem babam izin vermezdi. Birisi görür, canı birisinin çeker. Canı çeker. O şeyin, olan var, olmayan var. Değil mi? Aynen öyle. O gıdanın enerjisi bozuluyor. Hani göz kalma dediğimiz şey aslında enerjiyi bozuyor ve biz bozuk enerjili bir şey yiyoruz. Ama maalesef bu hassasiyetlerimizi toplum olarak kaybettik. Yani bakıyorsunuz işte her şey çok kolay teşhir ediliyor. Siz içeride cam önünde bir şey yerken birisinin içi geçerek sizi seyrediyor. Hani o gıdadan ne kadar fayda sağlayabilirsiniz? Belki karnınız doyar ama ne kadar fayda sağlarız? Bunları oturup düşünmek lazım. Şimdi bu arada şunu da çok iyi aslında bilmek ve anlamak gerekiyor. Umumi tuvalet kullanımı, hep hijyen diyoruz. Evet, çok önemli evet, diyoruz evet, ya. Kesinlikle. Umumi tuvalet kullanımında neye dikkat etmek gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor bu Şimdi enfeksiyonları kendimizden uzak tutmak için? Bunun ayarını yapmak gerçekten çok zor. Mesela bizim kültürümüzde Alaturka tuvalet vardır. Alaturka tuvalet aslında hijyenik açısından çok sağlıklı. Mesela idrar çıkışı açısından bile çok sağlıklı. Çünkü idrar o kadın genital bölgesine bulaşmadan bacaklar açıldığı için çok rahatlıkla çıkar ve temizliğinizi çok rahat yaparsınız. Ve hiçbir şekilde bulaşmaz size. Çok affedersiniz, büyük abdesti yaptığınızda da size bulaşacak bir şey yoktur. Ama maalesef artık neredeyse evlerde bile Alaturka tuvalete rastlayamıyorsunuz. Hep doğru söyledim değil mi? Alaturka Evet, bizim Türk usulü tuvalet. Alafranga tuvaletler özellikle bulaştırıcılık açısından ciddi riskli. Ama maalesef bir sürü toplu mekanlarda artık bunlar var. En azından şuna dikkat etmek lazım. Böyle bir tuvaleti hani çok değmeden ve tuvaleti kullandıktan sonra yine suyla temizliğinize dikkat ederek tuvaleti kullanıp ama en ufak bir sıçrama falan hissettiğinizde, bir bulaşma hissettiğinizde, eve geldiğinizde duş almaya dikkat etmek lazım. Şimdi bazen ayar kaçıyor. Anneler şöyle yapıyor kız çocuklarına. Dışarıda sakın tuvalete girme. Mikrop kaparsın. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bütün sistemini bozuyorsun o zaman çocuğun. Da aynen öyle. Şimdi hani iki ucu yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali. Dengeyi iyi korumak lazım. Çünkü sırf bu tembihlerle dışarıya tuvalete gidemeyen, kabız kalan bir ton kız çocuğu var. Tabii kız çocuğuken bunları kodladığınız zaman yetişkin insanlar oluyorsunuz. İşte tatile çıkıyor, var öyle geliyor. Tatile çıkıyor, diyor ki ben 10 gün boyunca büyük abdest yapmıyorum. Ondan sonra bütün sistem bozuluyor. Bütün bağırsak florası bozuluyor. Ve bağırsak sisteminin düzgün çalışması bütün bedenin sağlıklı olması için çok önemli. Ama siz kodlamayla mikrop kapacağım telaşıyla dışarıda tuvalete girmeyi beyniniz vücuda yasakladığı an sistemi bozmaya başlıyorsunuz. Evet, kapılabilir mi? Kapılabilir. Ama mikrop kapmayacağım diye kabız kalmak daha büyük tehlike. Bunu da iyi anlamak lazım. Bir izleyicimiz var telefon attığımızda, Adana'dan Hatice Hanım. Alo. Alo. Hatice Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Ben bir soru sormak istiyordum. Buyurun.
Benim 26. haftaya girdi gebeliğim. Maşallah. Ama bebeğime enjeksiyona bağlı sıvı toplanması oluşmuş beyninde dediler. Yani bunu neden oluyor? Bu hangi enjeksiyona bağlı oluyor? Bir de benim hep uçuk çıkardı. Bu uçağa bağlı mı oluşuyor acaba dedim. Her teknik okulundan geçmiş bahsedince olsun. Ya bu neye bağlı, nasıl olur? Bebek doğduktan sonra sonucu ne olur bu sıvı toplanması? Onu öğrenmek istiyordum. Çok geçmiş olsun. Çocukta nasıl bir hasar bırakır böyle bir şey? Çok geçmiş olsun Hatice Hanım. Şimdi annenin kan yoluyla bazı mikroplar plasentadan bebeğe geçebilir ve bazı gebelik haftalarında ciddi hasarlar yol açabilir. Uçuk virüsü böyle bir şey yapabilir mi, herpes virüs? Evet, yapabilir eğer bebeğe geçtiyse. Ama şimdi ultrasonla bebeğin başında görülen bu sıvı toplanması enfeksiyona bağlanmış, ama gerçekten bebekte enfeksiyon var mı? Bunu anlamak için kordosentez dediğimiz göbekten girilir, bebeğin kordonundan kan alınır. Onda mikrop var mı yok mu araştırılır. Yani eğer kesinlikle bebekteki bu lezyon, bu hastalık, bu beyindeki sıvı toplaması mikroba bağlıysa gerekli tedaviler yapılır. Ha, doğumdan sonra ne olur, hasar ne olur, bunları söylemek çok zor. Bir kere o sıvı toplanmasının mikroba bağlı olduğunu mu net anlamak lazım. O hasarın o mikroba bağlı olup olmadığını ve ilerleyen süreçte hasarın ne kadar devam edeceğine bakmak lazım. Onun için hani bunları sizi takip eden doktor arkadaşla konuşursanız daha doğru cevaplandıracaktır. Kordondan kan mı alıp bakılması gerekiyor? Pardon, orasını anlayamadım. Kordondan kan, yani bebeğin kordonundan kan alarak gerçekten aktif bir enfeksiyon bebekte var mı? Bunları incelemek lazım. Ama bundan önce sizde bir takım mikrobik hadiselere bağlı bir problem var mı? Bunları inceleyecek testleri de yapmak lazım. Tüm bunlar eminim yapılmıştır. Doğru mu? Aminosentez yapıldı. Bütün kan tahlilleri yapıldı. Bebekte enfeksiyon çıkmadı mı? Herhalde hiçbir şey çıkmadı. Aminosentez, kan tahlilleri temiz çıktı ama 9,5-10 oranında su var beyninde deniliyor. Ama işte o zaman bu enfeksiyona bağlı olmaya da bilir. Bunları, sizin durumunuzu, en doğrusu sizi gören arkadaşla konuşmanız. Evet, çünkü sizin söylediklerinizle ben sizi yönlendirirsem kafanızı karıştırmaktan öteye gitmez. Size zaten gerekli şeyler yapacağım. Efendim? Çok korkuyorum. Doğduğumda neyle karşılaşacağım diye çok korkuyorum. Haklısınız, hayırlısı. Haklısınız, hayırlısı inşallah. Gerileyecek bir lezyondur. Çünkü bazen 10 santime kadar olan sıvı toplamaları 28. haftadan sonra gerileyebilir. Hani 9-10 sınırda bir rakam. Ondan sonrasını görmek lazım. Rastlanan bir durum mu? Çok rastlanılmıyor. Çok rastlanılmıyor. İnşallah hani amniyosentezler falan temiz çıktığına göre, sizdeki tahliller de temiz çıktığına göre gerileme ihtimali çok yüksek gibi duruyor. İnşallah öyle. Hayırlısıyla. İnşallah. Hatice Hanım, teşekkür ediyorum. Geçmiş teşekkür olsun. Ediyoruz. Sevgiler Adana'ya da. Sağ olun. Geçmiş sağ olsun tekrar. Bu arada neden oluyor ki bu? Şimdi annedeki bir virüs, bir mikrop bebeğe gerçekten bulaşabilir. Böyle bir durumda bebeğe bulaştığı döneme göre ağır lezyonlar yapabilir. Mesela ilk 3 ayda bulaştıysa düşüğe yol açacak kadar ciddi hasarlar oluşturabilir. İşte doğuma yakın bulaştıysa enfekte bir bebek doğabilir. Bunlar kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar. Hani genital yolla değil, kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar. Peki bu gebelikte mesela bu enfeksiyon olduğu takdirde tedavisi... Bazı nasıl durumlarda olabiliyor. Kullanılan antibiyotikler var, bazen olabiliyor. Bazen tedavisi mümkün olmuyor. Ve bazen eğer özellikle sinir sisteminde kalıcı hasarlara yol açtıysa şöyle bir tedavi yok elimizde. Şu ilacı verelim ve sinir sistemindeki bu hasar yok olsun. Böyle bir tedavi maalesef yok. Onun için de gebelikte hijyen kurallarına ekstradan dikkat etmek lazım. Yani bulaştırıcılıktan kaçınmak lazım. İşte elleri yıkamak lazım, hastalıklı insanlarla temas ederken gerekirse maske kullanmak lazım. Hatta en güzeli hastalıklı insanın maske kullanması, ortak şeyleri kullanmamak lazım. Yani aynı havluyu kullanmamak lazım, diş fırçalarını kesinlikle ayırmak lazım. Hani bunlar çok temel kurallar,
gibi geliyor. Hani söylemek bile gereksiz gibi geliyor ama bunlara dikkat etmeyen maalesef hala insanlarımız var. Mesela ne bileyim kullandığınız işte kuaförünüz, işte kişisel temizlik ürünlerinizi başkalarının kullanmamasına özen göstermek lazım. Bir İzmir'e gidelim. Melike Hanım telefon attığımızda. Melike Hanım merhabalar. Alo. Alo. Düştü sanırım. Peki devam edelim. Şunu soracak. Alo. Bir anda. Evet. Şimdi tekrar beni uyarır arkadaşlarım evet. Bağladıklarında. Şimdi şunu soracaktım. Hani biraz önce kadınlarda iç çamaşırı temizliği demiştik ya. Peki iç çamaşırı seçimi? Çok önemli. Sentetik ürün olmaması lazım. Yani nasıl petler önemliyse iç çamaşırı da pamuklu ürünleri, doğal ürünleri, organik ürünleri seçmek gerekiyor. Çünkü sentetik çamaşırlar nemli bir ortam sağlıyor. Mesela kilotlu, naylon kilotlu çoraplar. Hele de tekrarlayan bir enfeksiyon varsa kesinlikle gardırobunuzdan kaldırın. Naylon asla kilotlu çorap. Naylon kilotlu çorap. Çünkü nemli ortam. Nemli ortamdan korunmadıkça enfeksiyonlardan korunamazsınız. Yani ben bunu kullanayım ama habire ilaç kullanayım, antibiyotik kullanayım. Bunun hiçbir mantığı yok. Dikkat et. Az önce Derya Hanım mıydı söyledi ben sürekli antibiyotik kullandım dedi. Acaba bunlara dikkat etse o kadar ihtiyacı olacak mıydı? Buna bakmak gerekiyor. Benim gördüğüm o ki genel hijyen kurallarına dikkat ettiğimizde iç çamaşırının cinsinin seçimine kadar hepsine dikkat ettiğimizde bazen mesela kullanılan prezervatifler alerji yapıp bunlar da enfeksiyona yatkınlığı arttırabilir. Hani sizde sıkıntıya yol açacak şey neyse bunu fark edip ondan vazgeçmek gerekiyor. Peki Melike Hanım. Alo merhaba. Alo, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İzmir'den arıyorsunuz. Evet. Selamlarımızı evet, sevgilerimizi iletiyoruz İzmir'e. Buyurun sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben 30 yaşındayım. 1,5 yıldır evliyim. Evlendiğimde daha önceden de vardı. Bartolin kisti vardı. Daha sonra tedavi oldum. İşte orada bir ağızlaştırma yöntemiyle içi boşaltıldı. Geçti. Daha sonra tekrarladı. Fakat yapılan testlerde çok şükür ki bir bakteriye, virüse rastlanmadı. Sürekli olarak doktor kontrolüne devam ediyorum. Daha sonra rutin bir kontrole gittiğimde doktorum genital bölgede sihir benzeri yapılar gördü ve bir dermatoloğa yönlendirdi. Dermatolog da bunun sihir benzeri yapıları gördü, onayladı ve dondurma yöntemiyle ben tedavi oldum. Daha sonra şunu öğrendim ki HPV aşıları var ve bu aşıları olduğunuz takdirde bu virüslerden korunabiliyorsunuz. Fakat ben zaten şu anda bu şeyi geçirdiğim için çok şükür atlattığım için sadece aşının bazı tiplerine uygun olan kısmı nasıl söyleyeyim doktor hanım daha iyi bilir. Evet evet dört. O aşıyı yaptırmaya başladım. İkinci dozu oldum. Şimdi şeyi merak ediyorum. Olur da eğer hamile kalırsam aşıya devam edebilir miyim? Yani üçüncü doz gelmeden önce bir gebelik gerçekleşirse aşının bir zararı olur mu? Bir de söylediğiniz şey çok önemli. Gerçekten direncim çok düşük olduğunu fark ettim. Vitamin takviyeleriyle, çeşitli şifalı otlarla probiyotik çok daha iyi bakmaya başladım. Evet. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu aşılar var. Ve gerçekten fiyatları çok yüksek. Ve bu aşıların %100 olması bile belki %90'ın üzerinde koruyuculuğu var. En azından devlet, Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili bir adım atamaz mı? Madem bu kadar çok görünüyor. Yani bu aşıların en azından insanlar cinsel yaşama başlamadan önce kız çocuklarına uygulanamaz mı? Şimdi Melike Hanım. Bu söylediğiniz konu tartışmalara açık. Bizim kendi camiamızda da tartışmalara açık bir konu. Böyle bir konuyu hani benim
yetki sınırlarımın da dışında Sağlık Bakanlığı böyle yapacak. Buradan Melike Hanım'ın sesini duyurmuş olduk bir yerde bir şekilde. Evet, aracı olduk biz de. Bu konuyla ilgili arkadaşlar zaten bunların gerekli çalışmalarını yapılıyor ve gerekli görüldüğü takdirde bizim bakanlığımızın da böyle bir şeyi karşılayacağını ben inanıyorum. Ama henüz evet yaptırmalıyız, kesinlikle olmalı denilen bir aşı kategorisinde henüz değil. Bir de her türlü hizmeti devletin vermesini de bekleyemeyiz. Böyle bakarsak her türlü hizmet ücretsiz verilsin. Böyle bir şey de mümkün değil. Çünkü bu tür işler yapılırken hep kar zarar hesabı yapılarak yapılacak işler. Dünyanın her yerinde böyle. Yani bizim yaptığımız iş, hani attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değerse taşı atmayı hedefleyebiliriz, öyle diyebilirim. Şimdi aşıları genellikle biz 9 ile 29 yaş arasında yapılmasını isteriz. İleri yaşlarda, çünkü vücut antikor artık salgılanmadığı, savunma hücrelerini salgılamaya potansiyelini azalttığı için aşıyı çok faydalı görmeyiz. Ama siz başlamışsınız, kesinlikle devam edin. 30 yaşındasınız değil mi Melike Hanım siz? Evet. Özellikle muhtemelen siz sil geçirdiğinize göre rahim ağzı kanseri yapacak HPV'ye karşı da koruyuculuk oluşturacak bir aşı yapılıyordur size. Gebelikte yapılabilir deniliyor ama benim şahsi kanaatim gebelikte bu aşıyı yaptırmayın. Sonuç itibariyle bir virüsün zayıflatılmış halini alıyorsunuz. O dönem sizde bağışıklık sisteminize göre nasıl bir etki oluşturacak? Alerjik bir reaksiyon oluşturacak mı? Ne yapacağını bilmiyoruz. Benim tavsiyem şahsen gebelik döneminde mümkün oldukça aşılardan da kaçınmak lazım. Ve bağışıklık sistemi de zaten eğer azaldığı zayıfsa için onu gebelik güçlendirici şekilde beslenmeli. Ve belki de bir probiyotik takviyesi. Evet, probiyotik takviyesi de özellikle gebelikte çok önemli. Çünkü probiyotiklerin aslında savunma sistemini güçlendirme mekanizması gene bağırsak üzerinden gidiyor. Yani bağırsak ne kadar iyi çalışıyorsa, doğru çalışıyorsa o bağırsak da vücuda girecek zararlı maddeleri eliyor. Ama iyi çalışırsa eliyor. Evet. Mesela bir hafta, 2-3 günde bir tuvalete çıkmayan bir kişinin bağırsakları bu vazifesini yapamıyor. O zaman ne oluyor? Aynen dediğiniz gibi doktor hanım. Benim de böyle bir problemim vardı ama çok ciddiye almadım. Ne yazık ki evet, yani 2-3 günde bir ya da haftada 2 kere tuvalete çıkmak normal zannediyordum ama değil. Doğru. Bütün vücut kesinlikle birbiriyle bağlantılı. Evet. O işte bu anlamda hijyenik kurallara dikkat etmek lazım. Yani o bütüncüllükten... O kadar çok dikkat ederdim ki yine de beni buldu diye üzüldüm ama... Çünkü dikkat etmediğiniz, atladığınız bir şey vardı. Neydi? 2-3 günde bir tuvalete girmeyi göz ardı ediyordunuz. Hı hı. Ama artık daha bilinçlisiniz, bilinçlendiniz. Evet. O yüzden... Çünkü öyle, dikkat etmek sadece sürekli temizlik yapmak değil. Var olanı uygun programda çalıştırmak. Yani bağırsaklar her gün düzenli tuvalette çıkmak üzere yaratılmışken bu programda onları tutmak gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Melike Hanım, size de geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu HPV aşısı ne kadar da bir yaptırılıyor bu arada? Hazır Melike Hanım da konuyu açmışken. Şimdi tavsiye edilen 9 ile 29 yaş arasında yapılıyor. Yani savunma hücrelerinin cevap verme potansiyelinin olduğu yaşlarda ve özellikle cinsel hayata başlamadan yapılması öneriliyor ki eğer cinsel ilişkiyle bir virüs kapılacaksa vücut buna koruyucu yani, evet. Yani askerlerini, savunma sistemlerini oluştursun. Ama ben aşı yaptırdım deyip yan gelip yatmamak lazım. Yine de dikkatli yani olmak aşı lazım. Yaptırmış bir insan gene simir testlerini yaptırması lazım. Aşı yaptırmış bir insan gene bulaşıcı ortamlardan, işte şüpheli cinsel ilişkilerden, çok eşlilikten kaçınması lazım. Bunlara gene dikkat etmesi lazım. Yani aşı yaptırmakla bütün sorunu veya bütün yükü üzerimizden atmıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Burada noktalıyoruz. Teşekkürler geldiğiniz için, ekran başındaki izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız için, katılımınız için teşekkür ediyoruz.
Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi saat 11'de sevgili Nuray Sayarı ile biz yine burada olacağız. Siz de gelirseniz mutlu oluruz. Bizden hemen sonra Nur Viral'le bizim soframız var. Kaçırmayın.